Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir Pergel programıyla karşınızdayız. Bu programda da inşallah önemli konuları konuşmak istiyoruz. Değerli konuğumuzla bizi kırmadılar. Davetimize icabet ettiler. Yusuf Kaplan Hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi birkaç konu var gündemde ve aslında yıl dönüm itibariyle de önemli olan bir konu var. Malazgirt çok sembol bir konu. İsterseniz onunla başlayalım ki 26 Ağustos tam da bugüne denk geldi. Evet. Şimdi bir yazınız var aslında geçen yıl çok güzel ifade etmişsiniz. Malazgirt zaferi bir ruhun adıdır. Direniş ve diriliş ruhunun demişsiniz. Yani o ruhtan biraz bahsedelim isterseniz. Malazgirt zaferi yani hangi dinamiklerle vücut buldu? Nasıl gerçekleşti? Etkenleri, amilleri nelerdi? Ondan bugüne o ruh ne oldu? İsterseniz oradan bir giriş yapalım. Buyurun. Şimdi aslında Malazgirt'le birlikte gerçekleştirdiğimiz şey içeriden ve dışarıdan iki büyük belayı def etmiş olmamız. Yani burada biz kim? Biz İşte velayet def ettik derken bir çoğul bizden bahsediyoruz. Biz Müslümanlar. Yani bütün Müslümanlar, İslam dünyası. Aslında tam da işte 1067'de Nizami medreseleri kuruluyor. Bunu hatırlatırım. Yani işte 3-4 sene önce kurulmuş bir kurumdan bahsediyoruz. İslam tarihinin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışını değiştiren bir yolculuk gerçekleşiyor. İçeriden ve dışarıdan iki büyük saldırı var, onu söyledim. Birincisi, yani İslam dünyasına karşı içeriden saldırı bir şekilde ne diyelim, bir iktidar savaşı falan gibi gözüküyor ama sonuçta aslında İslam akidesinin sakatlanması, Müslümanların akidesinin sakatlanması gibi bir tehlike var karşımızda. Yani şöyle düşünün, İslam tarih sahnesine çıkıyor. Hazreti Peygamber'in aleyhisselam vefatıyla birlikte, irtihaliyle birlikte bütün Arabistan yarımadasına yayılıyor. Hazreti Ömer'in vefatıyla birlikte medeni dünyayla yüzleşiyor. Hazreti Osman'ın vefatıyla birlikte Hazreti Ali'yi de dahil ettiğimiz zaman Hazreti Osman diyorum bakın. Vefatıyla birlikte yani 40 sene, 50 sene yani Hazreti Ali'yi de dahil ederseniz İslam doğuşunun ilk yarım asrında Doğu'da Pasifik'e kadar, Çin'e kadar, Batı'da Atlantik'e kadar, İspanya'ya, Portekiz'e kadar ulaşıyor. Şimdi bu öyle basit bir şey değil. Yani bakın bu çok önemli bir şey. Tarihçiler, tarih felsefecileri bunu anlayamamışlardır. Yani bu nasıl bir şeydir ki yarım asırda bütün dünya coğrafyasına yayılabiliyor. Bu nedir bu? Bunun, yani bir barbarlık da olabilir bu. Yani yakarsın, yıkarsın Moğollar falan gibi yayılırsın. Böyle bir şey yok. İslam neyle yayıldı? Misyoner faaliyetleriyle mi? Hayır. Bizde misyonerlik faaliyeti yok. Ticaret değil. Yani davet dediğiniz ticaretin içerisinde mi? Bak şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Evet. Buraları atlıyoruz. Yani bilinçli olarak emri bil maruf nehi anil münker. Her müminin vazifesi bu. Dikkat edin buraya. Her müminin vazifesi. Evet. Tamam mı? Ama bu nedir? Yani misyonerler gibi oturup İslam'ı gidip işte propaganda etmek falan. Hayır böyle bir şey yok bizde. Yani
Bizdeki şey nedir? Bizden istenen şey İslam'ı yaşamak. Yani İslam'ı en iyi tebliğ yolu, İslam'ı en iyi anlatma yolu yaşamak kardeşim. Ötesi hikaye. Yani dolayısıyla İslam'ın hızla yayılmasının gerisindeki sır işte ticaret. Ticaret erbabı asgari ölçüde bir fıkıh bilgisine sahip. Bir akide, bir fıkıh. Ondan sonra ne denir? Yani bir hadis, bir Kur'an, Kur'an bir bilgisine falan sahiptir. Yani asgari ölçüde herkes bir şekilde Müslüman bir toplum. Bir de İslam'ın doğduğu ilk yıllar düşünün yani. Sahabe, dolayısıyla hemen tabiin dönemine geçiyoruz yavaş yavaş. Şimdi Müslümanlar İslam'ı yaşayan insanlar. Yani ilk Müslümanlar ticaret yapıyorlar falan ama sonuçta o ticaretleriyle işte ortaya koydukları, sergiledikleri Müslüman ahlakı, kişiliği, adaleti, mizanı ölçü alması, hakkaniyete, hakka, hukuka riayet etmesi, ticareti amaç olarak değil, araç olarak görmesi. Bakın bu çok önemli bir şey var. Yani para kazanmayı hiçbir zaman amaç olarak görmemesi, sadece araç olarak görmesi. Yani neyin aracı o? Bir de o işte para biriktirmenin aracı değil. Aslında kültürler arası iletişim. Yani işte dünyaları tanıyor, farklı kültürleri tanıyor. Bu arada işini de yapmış oluyor falan. Bu ilginç bir şey. Yani bu ilk yarım asırda bütün dünyaya yayılı olması ve tarihin akışını değiştirecek kadar etkili olması tarihçilerin, tarih felsefecilerinin çözemedikleri bir mesele. Bunun altını çiziyorum. Bunu anlayabilmek için karşılaştırmak lazım. Yani Hristiyanlık tarihin akışını değiştirmeye ne zaman başladı? 9 asır sonra. Roma, değil mi? Bizans'a. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile birlikte. Yani işte Karolenj, işte Şarlman var. Şarlman. Ondan sonra ilginç. Bakın Henri Pren diye bir tarihçi var. Belçika kökenli bir tarihçi. Medeniyetler tarihçisi, şehir tarihçisi daha doğrusu. Şehir tarihçisi. Bu adamın Türkçe'de yeni çevrildi. Bir kitabı var. Muhammed ve Şarlman diye bir kitabı var. Henri Pren. Henry Pren'e. Pren'le. Yani iki neyle yazılıyor. Yani özellikle izleyicilerin not almaları için yani okuşunu da söylemiş olalım. Yazılışını. Şimdi kitapta ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Şarlman olmasaydı Avrupa olmazdı diyor. İki, Muhammed olmasaydı Şarlman olmazdı diyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani bakın siz dört bir taraftan işte güneyden Akdeniz'in güneyinden Volga üzerinden, kuzeyden işte Endülüs, İber Yarımadası üzerinden işte en batıdan Avrupa'yı kuşatmışsınız. Yani kuşatma dediğimiz ne? Ticaret yapıyorsun kardeşim. Yani böyle saldırma falan bile yok yani. İspanya yerleşmiş Müslümanlar. Yerleşmiş de ne yapmış? Müslümanlar İspanya'ya yerleştiler. Bakın ben şimdi geçmişten bahsediyorum değil mi? Hayır, ben gelecekten bahsediyorum. Yani tarihten bahsederken, geçmişten bahsederken, Malazgirt'ten şundan bundan falan filan bahsederken, eğer geleceğe ilişkin bir cümle kuracaksam, benim geleceğimle ilgili bir anlamı varsa, bir anlamı vardır geçmişten bahsetmenin, tarihten bahsetmenin. Yoksa bana ne? Yoksa bana ne? Niye bana ne? Çünkü Allah Teala bana geçmişteki insanların yaptıklarından sormayacak. Bana bugün ne yaptığından soracak. Ne yapıyorsun diye soracak. Ne yaptın diye soracak değil mi? Falan. Yani geçmiş izafidir. Yani Batılılar gibi, başkaları gibi mutlaklaştıramayız biz geçmişi. Ama şeyiniz yoksa, tarih bilinci yoksa bilinç ederler. Türkiye'de yaşanan şey gibi. Yani tam anlamıyla böyle bir felaket yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihiyle birlikte özellikle tarih bilinci bilinç edilmiş dünyanın tek toplumu haline getirildik biz. Dolayısıyla
Osmanlı'yı karalıyorsun, Selçuklu'yu karalıyorsun. Tarihin en muazzam medeniyet tecrübelerinden birisi bu ya. İkisi. Yani bakın böyle bir tarih bilinci linç edilmiş tek toplum biziz. Bakın bunu söylüyorum. Yani neyi yok ediyorsun, neyi inkar ediyorsun? Onu da altını çizmek lazım. Yani Selçuklu ve Osmanlı'yla birlikte hem İslam tarihinin kaderi değişiyor, hem de dünya tarihinin akışı değişiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani ancak ondan sonra, Selçuklu ve Osmanlı'dan sonra İslam dünyası toparlanıyor. Yani Selçuklu'nun, sadece Selçuklu'nun yaptığı bir şey değil. Aynı zamanda buralara birazdan geliriz. Aynı zamanda Eyyubilerin, Selçuklularla Eyyubilerin tarihte oynadıkları ilginç bir birliktelik var. Kader birlikteliği var. Müthiş bir şey. Birbirlerine omuz verdikleri için tarihin akışını değiştirdiler. Yani gene geçmişle ilgili bir cümle kurdum, bir tespit yaptım. Dolayısıyla geleceğe ilişkin bir cümle bu aslında. Eğer bugün ve yarın biz, Türkler ve Kürtler bu topraklarda biz birbirimize omuz vermek yerine omuz vurursak tarihin akışını değiştiremeyiz. Varlığımızı bile sürdüremeyiz. Yani bu coğrafyada varlığımızı bile sürdüremeyiz. Yani bu çok önemli bir şey. Evet, omuz vermek, omuz vurmak. Şimdi Malazgirt'in, dediniz ki 50 yılda doğudan batıya çok büyük fetihler yapıldı. Şimdi Malazgirt'e gelirsek, şimdi dedik ki çok sembolik bir ismi, rolü var Malazgirt Zaferi'nin. Bir diyorsunuz ki bir ordunun bir başka orduya karşı verdiği bir savaşın sonucu elde edilmedi. Yani tabii, böyle bir savaşın sonucunda elde edilmiş bir zafer değil. Neyin sonucunda elde edilmiş bir zafer? Ya şimdi şöyle, tam onu anlatıyordum. Aslında İslam çok hızlı yayıldığı için ve çok kısa bir sürede yayıldığı için tarihte gelmiş geçmiş tarihin akışını değiştiren bütün medeniyetlerin üzerine oturdu. Bu çok önemli bir şey. Yani Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, işte Grek uygarlığı, Mısır medeniyeti, ondan sonra Mezopotamya havzasındaki tecrübeler, medeniyet tecrübeleri, Afrika, Nok medeniyeti vesaire. Yani bütün Latin Amerika zaten yalıtılmış gibi zaten. Latin Amerika dediğime bakmayın, Latin Amerika diye bir yer yok yani. Yani ne Latin ne Amerika. Batılıların adlarını bile yok ettikleri bir yerden bahsediyoruz. İnka medeniyeti. Yani Mayalar var, Aztekler var, İnkalar var. Evet. Ve üstelik Mayalar çok enteresandır orada. Mayaların mesela astronomi bilimi, tıp bilimi, ondan sonra matematikle ilgili geliştirdikleri sistemleri henüz çözebilmiş değiliz. Bu çok enteresan bir şey. Yani nasıl bir sistem kurmuş adamlar, onu çözebilmiş değiliz, onun dilini çözebilmiş değiliz. Değiliz derken Müslümanları kastetmiyorum, yani insanlık olarak. Yani işte Batılılar her şeye hakim oluyorlar ya, her şeyi öğreniyorlar falan filan. Bir de işin ilginç tarafı bir şey söyleyeyim. Bakın yani bu İslam'ın başka kültürlerle kurduğu ilişkiyle, başka toplumlarla kurduğu ilişkiyle Batılıların başka toplumlarla, başka kültürlerle kurduğu ilişkiyi karşılaştırmak açısından çok güzel olabilir. Şimdi İspanyollar, özellikle İspanyolların hakim olduğu coğrafyalarda, işte Latin Amerika'da, Güney Amerika'da, özellikle Güney Amerika'da, İspanyollar oraya gittiklerinde, oraya gitmeden önce nüfus ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar? 12 milyon. Gittikten sonra ne kadar? 1,5 milyon. 2 milyon nerede? 2 milyon değil, 11,5 milyon. 11,5 milyon. 11,5 milyon. Güzel, evet, düzeltelim. İspanyollar Güney Amerika'ya, kıtasına gittiklerinde Güney Amerika'daki yerlilerin nüfusu 12 milyon. Gitmeden önce, gittikten sonra yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Bugün okudum. Bugün. Dünya tarihinin yazarı, dünya tarihi yazarı, dünya tarihi diye bir kitap var, çok önemli. Bu Wallerstein ekolünden. McNeil. Evet. Tamam mı? William McNeil. Şimdi orada ilginç, çok muazzam bir tarihçidir. Yaşayan en büyük tarihçi. Şu an dünyada yaşayan en büyük tarihçi. William McNeil.
Onun söylediği bir şey. Yani öyle kafadan atacak birisi değil. Birinci sınıfta ya. Yaşanan büyük tarihçi diyorum. Yani düşünün. Daha ne diyeyim? Değil mi? Yani telef ediyorlar adamlar. Köklerini kurutuyorlar. Yani Müslümanlar İspanya'ya gittiler. Ne yaptılar? Yani Müslümanlar İspanya'ya gittiklerinde oradaki insanların kökünü mü kuruttular? Hayır. Yani orada Hristiyanlarla, Yahudilerle birlikte nasıl birlikte farklı kültürlerin, dinlerin, medeniyetlerin müntesiplerinin bir arada yaşayabileceklerinin modelini, formülünü insanlığa armağan ettiler. Çünkü Medine'den sütemdi burası. Yani Endülüs diyoruz da biz. Endülüs neresi? Yani oradaki insanların Tarık bin Ziyad'ın şeyine, cihadına bakın ya. Nasıl bir cehdir bu, değil mi? Nasıl bir mücahit adam? Yani önüne şey çıkıyor, deniz çıkıyor, okyanus çıkıyor. Adam kafayı yiyor. Böyle şey olur mu da ya? Bu nereden çıktı diye. Yani adam gidecek, durduran yok. Durduracak şey yok yani. Bu kadar muazzam bir şey var. Ruh var yani adamlarda. Tamam mı? Yani Alparslan'daki ruhla, Selahattin'deki ruhla, dolayısıyla Tarık bin Ziyad'daki ruh aynı ruh. Yani sonuçta bunlar Medine'den süt emmiş bir dinin çocukları, medeniyetin çocukları aslında. Şimdi o cümlenizi aynen okuyayım. Mekke'den süt emen, Medine'den beslenen, Kudüs'te meyve veren hakikat medeniyetinin insanlık çapında bir yürüyüşe soyunmasının başlangıç noktası. Tabii. Orayı bir daha okusana. Bak bu çok önemli. Gerçekten biraz çok, tane çok tane. Güzel. Çok özetleyen bir şey ya. Mekke'den süt emen, Medine'den beslenen, Kudüs'te meyve veren hakikat medeniyetinin insanlık çapında bir yürüyüşe soyunmasının başlangıç noktası demişsiniz Malazgirt için. Tabii. Şimdi Malazgirt'te gerçi bu yani Malazgirt milat mıdır? Kesinlikle milattır. Hayır, bu cümlenin zaten açılımı ve bir program eder herhalde. Tabii. Şimdi ben size sorsam Kudüs'te meyve veren ne demek diye. Evet. Onun açılımı da uzun süre. Ya şimdi Malazgirt'in bir de bir hani ne, nasıl diyelim bir fiziki yapısı. Bak şimdi bunu anlatalım. Ya, o zaferin fiziki şeydi durumu. Yok bu Mekke, Medine ve Kudüs ne? Bunu anlatalım. Şimdi ona girersek girelim. Programımız yok hiç şey bence akışa bırak. Tamam hocam. Tamam sorun yok. Yok. Ne o zaman ne demek istiyor? Ya sonrasında belki açmışsınız bunu ama sizden alalım şimdi. Tabii. Mekke'de az çünkü Tarık bin Ziyad'ı da aynı şekilde nitelediniz. Yani o da dediniz Endülüs Emevi ama ve Endülüsler ama onlar da Medine'den beslenmişler. Tabii ki canım. Uzak bir coğrafya gibi geliyor. Tabii. Fakat tabii. Kaynak aynı. Tabii. Buyurun hocam Kudüs'te meyve. Ya şimdi şöyle bakın Mekke'de yapılan şey ne? Medine'de yapılan şey ne? Dolayısıyla Kudüs'te yapılan şey ne? Şimdi ilk önce şunu söylemek lazım. Bizim Müslümanlar olarak bir medeniyet fikrimiz yok. Biz medeniyet diye geveleyip duruyoruz. Çok affedersiniz. Geveleyip duruyoruz ama bizde bir medeniyet fikri yok. Medeniyet deyince bizim medeniyetten anladığımız şey ne? Batı uygarlığı neyse o. Yani Batı uygarlığı ne anlam ifade ediyorsa, nelerden ibaretse biz de medeniyetten onu anlıyoruz değil mi? Yani modernlik. Bizim medeniyetten anladığımız şey modernlik. Neymiş kentler varmış, neymiş ondan sonra akıl varmış, neymiş bilim varmış, neymiş film varmış yani. İster istemez kafa bulacağım ben. Şimdi böyle şey olmaz. Yani bu aşağılık kompleksi bu. Yani Müslümanlarda bir medeniyet fikri yok. Yani kelime bana ait, kavram bana ait değil ya. Kelime bana ait. O kelimenin ima ettiği, işaret ettiği anlam dünyası bana ait değil. Batı. Batı uygarlığının tecrübesini eksen alarak diyorum ki ben medeniyet. İslam medeniyeti de böyle bir şey. Hayır efendim böyle bir şey yok. Yani Batı uygarlığı başka bir şey. İslam medeniyeti başka bir şey. Çin medeniyeti başka bir şey. Hind medeniyeti başka bir şey. Bu kadar yani basit. Sivilizasyon. Yani Hristiyanlık başka bir şey. Sivilizasyon anlıyoruz medeniyet. Tabii ki. Yani biz medeniyet deyince sivilizasyon anlıyoruz. Yani sivilizasyon Batı uygarlığı demek. Dolayısıyla spesifik olarak modernite demek yani. Yani 300 sene sivilizasyon kelimesinin, kavramının geçmişi de yok yani. 300 sene bir hikaye, 200-300 sene bir hikayesi var. Bu ilginç. Yani o zaman medeniyet deyince biz ne anlayacağız? Ben onu söylüyorum. Yani benim üzerinde 17-18 senedir kafa patlattığım mesele bu. Yani bir şekilde işte 12 ciltlik bir kitap hazırladım. Yani inşallah çıkarmaya çalışıyorum. Ya. Bayağı yordu. Öldüm ya. Öldüm dirildim. Bayağı fütuhatı medeniye. Ne zaman inşallah? Vallahi bu şeyde önümüzdeki birkaç ay içinde bir
Fütuhat-ı Medene'ye giriş diye bir nehir röportaj yapacağız. Kitap çok, bir sürü kavramsal bir yolculuk var orada. Bayağı beynimizi patlattığımız için ister istemez biraz daha röportaj havasında, dolayısıyla söylediğimiz şeyleri daha iyi, daha anlaşılır bir şekilde açıklayabilecek giriş mahiyetinde bir nehir röportaj kitabı hazırladık. Ona basacağız. Yani önümüzdeki birkaç ay içinde basılır. Ondan sonra inşallah fırsat olursa, nasip olursa ikişer üçer yayınlayacağım. İnşallah. Şimdi söylemek istediğim şey şu. Evet. Yani benim orada yaptığım şey dolayısıyla Mekke, Medine, Mekke artı Medine eşittir medeniyettir. Yani biz medeniyet deyince ne anlıyoruz? Mekke birinci aşaması. Mekke yolculuğu ikinci aşaması. Medine yolculuğu, bunun toplamı ne? Bunun toplamı medeniyet. Yani dolayısıyla Mekke'de din hayat buldu. Medine'de hayat oldu. Hayatın kendisi oldu. Medeniyet sürecinde hayat sundu herkese. Bu çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla Mekke sürecinde bu Fusurat Suresi 3. ayetin açılımı benim sözünü ettiğim şey. Mekke sürecinde Mekki ayetlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Müslüman şahsiyetinin inşa edildiğini görüyoruz. Yani akidenin inşa edildiğini, ilk önce akide. Akide olmadan hiçbir şey olmaz. Akide sabite demek. Yani sabitelerinizi belirginleştiremediğiniz zaman değişkenler sabiteleri eninde sonunda mutlaka yutar. Değişkenler sabitelerin önüne geçer. Batılıların yaşadığı tecrübe bu. Rezalet bu yani daha doğrusu. Tamam mı? Dolayısıyla sabitelerinizi yitirirsiniz. Dolayısıyla bizde değer kavramı falan yoktur. Yani Batılıların mesela Batı'dan gelen bir kavramdır. Değer kavramı. İşte Müslümanların değerleri falan filan diyoruz değil mi? Bu kelimeleri, kavramları çok rahat kullanıyoruz biz de. Bana ait değil ki bu kavram. Benim öyle bir derdim yok. Yani benim kıymet hükümlerim var. Kıymet hükümlerim var. Dolayısıyla sabitelerim var. Dolayısıyla değişkenler var. Şimdi değerden kastedilen şey, Batılıların değerden kastettiği şey ne? Bugün geçerli olan şey. Dün geçerli olmayan, dolayısıyla bugün geçerli olan şey. Yani dünün değerleriyle bugünün değerleri Batılılar için aynı olabilir mi? Olamaz. Çünkü değişkenler üzerinden kuruldu. Bu çok önemli bir şey söylüyorum. Değişkenler, çok özür dilerim, değişkenler dolayısıyla geçici olanlar üzerinden kuruldu. Yani dün ne diyelim, mesela eşcinsel evliliklerini lanetliyordu. Şimdi eşcinsel evliliklerine karşı çıkan insanları lanetliyor. Gelinen nokta bu. Yani adamın değerden anladığı şey bu. Saygı duyacaksın diyor. Neye saygı duyacağım ya? İnsana saygı duymayan bir mahluka nasıl saygı duyacağım ben ya? İnsana saygı, insan türüne saygı duymuyor. İnsan sadece hayatı, sadece cinsel saplantılarına kilitlemiş durumda. Böyle bir şey var mı? Yani hedonizm bile değil bu. Yani hazcılık denen bir, hedonizm denen bir felsefe var. Geçmişte Batı dünyasında felsefe bir karşılığı var bunun. Tamam mı? Ama bu felsefe bile değil. Uyduruk bir şey. Yani çok aşağılık bir şey daha doğrusu. İnsanı aşağılayan bir şey. Yani dolayısıyla değerler dediğimiz şey değişkenler üzerinden kurulmuştur. Kurulur. Yani ille de ben değerlerden bahsedeceksem o sabiteler üzerine inşa edilebilir ancak. Yani tabii değerleri tek başına konuşmak değil de kesinlikle sabitelerle birlikte konuşmak. Tabii. O zaman kıymet diyeceğiz. İslam'ın sabiteleri. Akide dediğim. Tabii mi? Akide. Akidedir. Aslında akide. Dolayısıyla Mekke sürecinde, Mekke'de yapılan şey ne? Mekke'den sütemi derken Müslüman akidesi inşa edildi. Müslüman şahsiyeti inşa edildi. Dolayısıyla Fusret Suresi 53. ayetteki enfüs boyutu hayata geçirildi. Medine sürecinde bu enfüs afaka açılacak. Yani enfüs içle ilgili bir şey, evet. Afak dışla ilgili bir şey değil mi? Enfüs batınla ilgili bir şey, afak zahirle ilgili bir şey. Yolculuk nedir? Yolculuk içe yapılan şeydir. Yani asıl yolculuk içe yapılan şeydir. Yani asıl cihat kişinin kendiyle savaşıdır. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam boşuna şeyde savaştan dönünce, savaştan kan dökülmüş dönünce küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz demiyor. Boşuna demiyor. Ya bu öyle basit bir şey değil mi? Bu o kadar basit bir şey değil. Yani kişinin, Müslümanın kendine çeki düzen vermesi dünyaya çeki düzen vermesinden öncedir. Yani hatta böyle saçma laf mı olur? Böyle bir şey olmaz. Yani kendi söylediğim şey saçma. Yani Müslümanın vazifesi ilk önce kendine, her şey yani ilk önce de sonra da evvelen de ahiren de
kendine çekirdeğin vermesidir. Bitti. Ben kendime çekirdeğin verdiğim zaman bitti. Dünya güzelleşir kardeşim ya. Ben ne yapıyorum? Ben kendime çekirdeğin vermem. Başkasıyla uğraşıyorum. Evet. Yani dolayısıyla Mekke sürecinde Müslüman şahsiyeti inşa edildi. Sabiteler dikildi, belirginleştirildi. Medine sürecinde yani Malazgirt neden Mekke'den süt emdi, Medine'den beslendi. Dolayısıyla Kudüs'te meyve verdi. Dolayısıyla öyle bir tecrübeden beslendi. Şimdi Medine'de olan şey ne? Medine'de o Müslüman şahsiyeti, Müslüman dili, inşa edilen Müslüman dili var, yerini buluyor. Yani bir yere kavuşuyor. Yani dolayısıyla şahsiyet bir topluma kavuşuyor. Bir toplum kuruluyor. Yani o yüzden ben şu cümleyi kuruyorum. Bak bu çok önemli bir şey. Çok özür dilerim. Önce insan, sonra nizamdır bize. Yani ilk önce Mekke sürecinde insan inşa edildi. Medine sürecinde nizam kuruldu. Ya, önce nizam, sonra insan. Hayır, değil. Bu batı ile ilgili bir şey. Batı şey, evet. Yani batı, mesela insanlar ne diyor? Bakın insan ne diyor? Şöyle diyor. Diyor ki adam, özellikle batıyı iyi tanımayan insanlar, yani uzaktan görüyor, işte uzaktan şeyin davulun sesi şey geliyor insanlara, hoş geliyor. Evet. İşte ne bileyim, yol ışıklarda geçmiyorlarmış, bilmem ne. Sokağa tükürmüyorlar. Hayır, bunlar basit şeyler. Bak basit bir şey söylüyorum. Çok anlaşılabilir. Ben 12 sene yaşadım, biliyorum bunları. Yani böyle bangır bangır memlekette bağırmam nedenlerinin birisi de burada gizli. Şimdi batıda insan yoktur. Batıda sistem vardır. Sistem çöktüğü zaman insan kalmaz. Bizde sistem çöker ama insan yok edilemez. Yani işte Malazgirt'in önemi burada gizli. İmam Gazali'nin önemi burada gizli. Şimdi bizde sistem çöktü. Müslümanlar her şeylerini yitirdiler. Birinci medeniyet krizi 13. yüzyıl. Yani 1258'de Bağdat gitti. 1326'da Kurtuba düştü. Yani İslam medeniyetinin batı cephesi de çöktü. Doğu cephesi de çöktü. Müslümanlar her şeylerini kaybettiler. Sistem çöktü. Ama insan çökmedi. O yüzden Hazreti Mevlana'ya gelip dediler ki ya üstad, yani Müslümanlar perişan durumda. Ne yapacağız dediler. Bize ne tavsiye edersin dediler. Hazreti Mevlana'nın verdiği cevabı anlayamayız. Bizde o iman yok. O Müslüman olma coşkusu yok. Ne diyor biliyor musun? Şimdi gülecek insanlar. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz biz aslında. Ne diyor biliyor musun? Allah derim diyor. Allah derim diyor. Ya bu nasıl bir teslimiyet? Vay işte bizde niye şu şöyle oldu da niye böyle oldu? Bir dakika ya, bir teslim ol ya. Ya Müslümanların bugün 200 senedir Müslümanların yaşadığı ikinci büyük medeniyet krizi. Bu sözünü ettiğim birinci medeniyet krizi 13. yüzyılda ortaya çıktı. Yani o birinci medeniyet krizinin aşılmasının başlangıç noktasıdır Malazgirt. Yani Malazgirt'in öyle bir rolü var. Şimdi evet. İkinci medeniyet krizi, şu an yaşadığımız ikinci medeniyet krizi. Yani burada o şeyi bitireyim, sonra gelirim buralara gerekirse. Şimdi ne dedim? Mekke sürecinde şahsiyet inşa edildi, dil inşa edildi, Müslüman dili, Müslüman akidesi, ruh inşa edildi, değil mi? Dolayısıyla Medine'de o bedene büründü, ete kemiğe büründü. Dolayısıyla önce, yani cümleyi kuruyorum bakın, önce insan, sonra nizam. Yani batıda, batıyı ayakta tutan şey ne? Nizam, sistem. Yani sistem çökse, ekonomik sistem ve hukuk sistemi. Yani batıyı ayakta tutan iki sistem var. Yani bir şekilde bir hukuk sistemi var, hukuk sistemi güçlü ama sistem, dikkat edin, hukuk sistemi çok güçlü, gelişmiş bir hukuk sistemi var. Bir de refah toplumu, ekonomik sistem var. İşin ilginç tarafı şu, yani aslında şeyle, pamuk ipliğiyle birbirine bağlı bunlar, tamam mı? Yani ekonomik sistem çöktüğünde hukuk yerle bir olur. İnsan diye bir şey yok çünkü. Ben ne diyorum bakın. Yani ben bunu gördüm. Yani batıda insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? 1986-1998 benim Londra'da kaldığım yıllar. 1986-1998 bakın bu çok enteresan bir şey. O dönemde
İslam modaydı. Batı'da İslam acayip bir şekilde hızla eğiliyordu. Acayip bir şekilde eğiliyordu. Garadi Müslüman oldu. Yusuf İslam Müslüman oldu. Yani en büyük düşünürler Müslüman oldu. En büyük sanatçıları Müslüman oldu. İslam modaydı. Acayip bir şekilde yayılıyordu. Elitler arasında, özellikle okumuş yazmış kesimler arasında yayılıyordu. Televizyonlarda İslam'la ilgili acayip böyle insanları sarsan programlar yapılıyordu. Yani dergiler, gazeteler sürekli Müslümanların ne kadar güzel insanlar olduğunu anlatıyordu. Ne oldu? Adamlar çok korktular. Yani kıyama piramidin tepesi Müslüman oluyor. Yani başladı. Yani en şeyden, en tepeden başladı. Bunun önünde duramayacaklar. Bunun önünde duramayacaklar. Ne yapmaları lazım? Ne yapmaları lazım? Kesinlikle İslam'da savaşı başlatmaları lazım. Yani NATO Genel Sekreteri o yüzden Soğuk Savaşı bitirdiler. 1989-90'da Soğuk Savaş bitirildi. Komünizm çökmedi. Yani insanlar öyle diyor. Komünizm çök. Hayır. Baktılar ki İslam geliyor mu? Acayip bir şekilde geliyor. Hem İslam dünyasında geliyor. Yani Osmanlı'nın çökmesinden sonra, hilafetin çökmesinden sonra ne oldu? Müslümanlar paramparça oldular. Çile olsun gibi dağıldılar. Yani Batılılar şunu düşündüler. Dediler ki bu iş bitti. Ne zaman ki 1960'larda, 70'lerde enteresan bir şey oldu. Yani İslam dünyasında uygulanan bütün projeler çöktü. Yani bütün seküler projeler. Seküler projelerden kastettiğim şey mesela İslam dünyası, Nasır üzerinden bir Arap milliyetçiliği, bir Arap sosyalizmi dayatmaya kalkıştılar değil mi? Yani seküler projeler, yani milliyetçi, ırkçı projeler, tırnak içinde etnik projeler, seküler projeler. Nasyonal milli şeyler. Tabii. Ve bazı. Nasyonalizm. Evet. Nasyonal, yani ulus devlet falan filan hikayesi de oralardan türedi. Yani etnik kimlikler türdeş üretir. Müslüman kimlik dolayısıyla, İslami kimlik dolayısıyla din kimliği kardeş üretir. Tamam mı? Türdeş. Yani ruh yoktur orada. Tamam mı? Bana ne lazım? Ruh lazım. O ruhu ne verecek? Bana Müslümanlık verecek. Yani o yüzden ümmet kimliği, bu toplumun İslami kimliği, aslında bu toplumun üst kimliği. Yani ben bu üst kimliği yok sayıp da etnik kimlikleri kaşırsam o zaman benim önümde yani Batılıların zaten burayı çökertmesine gerek yok. Kendiliğinden burası çöker. Neyse. Şimdi şöyle bir şey söyleyecektim. Bakın Batı'da, yani Medine'de olan şey, Mekke'de insan inşa edildi. Müslüman şahsiyeti Mekke'de, pardon özür dilerim, Mekke'de, Medine'de Müslüman toplum inşa edildi. Değil mi? Dolayısıyla bu ikisini toplam bizi nereye götürdü? Bu ikisini toplam bizi medeniyete götürdü. Müslüman medeniyeti. Yani dolayısıyla Hazreti Peygamber Mekke'nin ismini değiştirmedi. Yesrib'in ismini değiştirdi. Bunu unutmayalım. Yesrib'in ismini Medine yaptı. Bu kadar. Yani din Mekke'de hayat buldu. Din. Dolayısıyla Medine'de hayat oldu. Yani din, Medine ve medeniyet. Medeniyette, medeniyet sürecinde hayat sundu. Yani din, Medine, medeniyet aynı kökten türeyen kelimeler. Yani etimolojik olarak da, kök olarak da, semantik olarak da, anlam dünyası olarak da, tarihi tecrübeye baktığımızda da birbirini besleyen kelimeler olduğunu görüyoruz. Kavramlar, evet. Ve dolayısıyla tecrübeler olduğunu görüyoruz. Şimdi, burada söyleyeceğim şey şuydu, çok özür dilerim. Estağfurullah hocam. Çok özür. Kudüs'te meyve veren, ben oraya gelmek istiyordum da. Geleceğim. Tamam, Kudüs'e geleceğim şimdi. Evet. Bu Kudüs'ü açıklayacak güzel bir örnek. Şimdi Batı'da insanlar çok acayip bir şekilde aşağılık kompleksi yaşadıkları için 200 yıldır müthiş bir aşağılık kompleksi yaşıyoruz. İslam dünyasının en önemli sorunu nedir diye sorduğunuzda, Batılılar dışındaki insanların en önemli sorunu nedir diye sorduğunuzda, bütün insanlar, Müslümanlar dahil, bütün insanların Batılılara karşı 200 yıldır yaşadıkları aşağılık kompleksler. Şu anda bütün insanlığın yaşadığı bütün insanlığın problem, yaşadığı en önemli sorun Batılılara karşı aşağılık kompleksi. Bunu diyorsunuz 200 yıldır. 200 yıldır yaşıyoruz. Evet, 200 yıldır. Biz 200 yıldır yaşıyoruz. Bütün Çinliler de yaşıyor aynı şey, Japonlar da yaşıyor, Hintliler de yaşıyor. Bakın. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bilmediğimiz şey bizim 200 yıldır Batılılara karşı yaşadığımız bu aşağılık kompleksini Batılılar bize karşı tam 1000 yıl yaşadılar. 1000 yıl. Yani işte 8. yüzyıldan, 9. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Grek düşüncesine ait bir kitap. Grek düşüncesi. Yani Batı'yı kuran yer değil mi? Yani Grek düşüncesi modern dünyayı kurdu. Yani modernliği kurdu. Modernliğin kaynağı Grekler.
Yani kendi ataları, kendi atalarına nereden gittiler? Bizim üzerimizden gittiler. Bizden öğrendiler ya. Yani bu aslında ben geleceğe ilişkin bir cümle kuruyorum şimdi gene. Yani dün olan, olacak olanın, yarın olacak olanın garantisidir. Bu kadar basit. Yani İslam 6 asır sonra tarih sahnesine çıktı Hristiyanlardan. Hristiyanlar gittiler, Grek düşüncesiyle irtibata geçtiler İskenderiye'de. Grek düşüncesini öğrenmeye çalıştılar. Öğrenebildiler mi? Hayır, öğrenemediler. Yani Grek düşüncesi, pagan düşünce, putperest düşünce, Grek düşüncesi Hristiyanlığı dönüştürdü ve dolayısıyla tahrip etti. Müslümanlar 6 asır sonra Hristiyanlardan 6 asır sonra tarih sahnesi, tarihe gelen işte bir şekilde İslam'ın gelişiyle birlikte, doğuşuyla birlikte ilk asırda, yarım asır dedim ya, ilk asırda bütün düşünürlerini yetiştirdi. Bu çok önemli bir şey. İkinci asırda bütün İslam ilimler tedvin edildi. Bütün diğer medeniyetlerle temasa geçildi. Yani dolayısıyla ilk iki asırda benim Greklere öğrendiğimi, Grekleri öğrendiğimi, hatta ondan sonra Hindi öğrendiğimi, Çin'i öğrendiğimi görüyoruz. Bu çok enteresan bir şey. Yani dolayısıyla kendi atasını Grekleri, Batılılar, Hristiyanlar bizden öğrendiler. Kendileri öğrenmediler. Yani İbn Sina'lardan, İbn Rüşd'den öğrendi. Onlardan öğrendi. Şimdi bakın işin ilginç tarafı ne? Buradan şunu söylüyorum. Yarın yaşadıkları bu felaketin, işte Kant üzerinden modernliği kuran adam, modern dünyanın kurucusu Kant, dolayısıyla Hegel, dolayısıyla en büyük eleştirmeni, en büyük dolayısıyla meydan okuyan adamı Nietzsche. Tamam mı? Yani bunlar dolayısıyla Heidegger. Bunları kimden öğrenecekler? Benden öğrenecekler, bizden öğrenecekler. Yani Picasso'yu, Picasso'nun yaptığı resmi, Picasso'nun insanı tanımlaştıran resim sanatına karşı, modern resim sanatına karşı nasıl perspektifi kırdığını benden öğrenecekler. İnsan merkezci, insan merkezci, insanı tanımlaştıran yani. İnsan merkezli değil, insan merkezci, antroposantrik. Dolayısıyla modernliği yıkan adam Picasso'dur resim sanatında. Ha, bunu felsefede kim yapmıştır? Heidegger yapmıştır. Yani Heidegger'in felsefede yaptığı şey ne? Yani Picasso'nun resim sanatında yani yaptığı şey ne? Şu anda onlar Heidegger veya Nietzsche'yi, Kant'ı şu an tanımıyorlar mı? Bilmiyorlar. Şimdi bilmiyorlar. Güzel, ha, bizden öğrenecekler deyince bak şimdi şöyle, o yüzden sordum. İşin ilginç tarafı şu. Şimdi yani bunlar Aristo'yla bağlantıya geçtiler. Eflatun'la bağlantıya geçtiler. Ne yapabilirler? Aristo onları yuttu. Eflatun onları yuttu. Dönüştürdü Hristiyan. Dönüştürdü. Evet. Tamam mı? Yani sabite yok çünkü. Sabite gitmiş. Sabiteleri yok. Hristiyanların sabiteleri yok. Batılıların sabiteleri yok. Değişkenleri sabite katına yükseltiyor o yüzden. Başka seçeneği yok. Yani değişken işte dolayısıyla en son, en yeni, en iyi. Böyle saçmalık var mı? Yani bugün gelinen nokta ne? Felaket. İnsanlığın felaketi. Nasıl en iyi olabilir ya? İnsan türünü tehlikeye sokacak. Ailenin çöküşü. Dolayısıyla eşcinselliklerin felaketi, pespayeli insanlık yaşıyor. Böyle büyük bir felaket bu. Çok büyük bir felaket. Dolayısıyla nasıl en iyisi? Böyle bir şey var mı? Yok öyle bir şey. Yani kim demiş yani? En son gelen en iyi olacak diye. Böyle bir şey yok. Ta insanın ömrü, insanın ömrüne baktığımızda bunu görürsünüz. Neyse. Ben bir şey söyledim. Bakın. Şimdi Mekke sürecinde insan, Medine sürecinde nizam. Şimdi batıda böyle bir şey yok. Yani batıda ilk önce sistem, ilk önce nizam, sonra insandır. Sistem çöktüğü zaman insan kalmaz ortada. Tamam mı? Yani o yüzden insan yoktur batıda. Bakın bunu söylüyorum ben. Yani ben bunu insanlar, batıda insan yoktur. İnsanlar sistemin kölesi. Kölesi. Bu kadar. Yani nasıl bir şey var? Hafta içinde 4-4,5 gün cuma akşamına kadar hafta içinde hayvan gibi çalışırlar. Hayvan gibi, makine gibi, robot gibi çalışırlar. Çok affedersiniz. Cuma akşamından itibaren ikinden iyice sonra hafta içinde makine gibi yaşarlar, robot gibi yaşarlar, çalışırlar. Makine gibi, robot gibi çalışırlar hafta içinde. 4 gün, 4,5 gün, hafta sonunda 2,5 gün, cumadan başlamak üzere hayvan gibi yaşarlar. İnsan evet. Yoktur aslında. İnsan yok. İnsan yok. Şimdi hocam. Yani o yüzden evet. Şey çöktüğü zaman, ekonomi çöktüğü zaman, mesela ekonomik sistem, refah topluma gittiği zaman, batıda insanlar birbirlerini yer. Bizde öyle değil. Bizde mesela 99 Marmara depremi oldu. 99 Marmara depreminde
olan şey neydi biliyor musunuz? Bakın enteresan, çok ilginç bir örnek, güzel bir örnek. New York Times bu Marmara depremini nasıl verdi biliyor musunuz? Bu, büyük ihtimalle insanların Kahire ekseriyetinin gözüne kaçtı mı? Göremediler. İlginç bir şey. Yani nasıl bir şey diye verdiler. Nasıl bir şey bu? Neye nasıl bir şey diye? Yani Bülent Ecevit başbakan deprem bölgesine gidemiyor. Daha gidememiş. Ama ta Van'dan, ta Ağrı'dan insanlar, Urfa'dan insanlar deprem bölgesine anda damlamışlar. Bu nasıl bir şey ya? Adamlar kafayı ya. Bunu New York Times... Ruh bu. Tabii New York. Tabii. Nasıl bir şey diye manşet atıyor. Evet. Bizim gözümüzden kaçan onların gözünden kaçmamış. Tabii canım kaçmaz. Hayır. Evet. Onlar çünkü yani, biz kanıksıyoruz. Biz alıştığımız için tabii, ben bize sıradan geliyor. Bak, insan konusunda, insan kalitesi konusunda, aile konusunda, sosyal yapı konusunda bizim Batılılardan alabileceğimiz hiçbir şey yok. Defolsunlar, gölge etmesinler, başka bir şey, başka insan istemiyoruz. Benim Batı'dan alabileceğim hiçbir şey yok. İnsan bende. Ruh burada. Bu toplumda ruh. Yani bizim yaşadığımız Türk-Kürt meselesi. Birbirine düşürmek için ne kadar çalıştılar, ne kadar çalıştılar, beceremediler, beceremeyecekler. Peki. Bu toplum Müslüman olduğu sürece, Müslüman kaldığı sürece bunu beceremeyecekler. Hocam bir araya gidelim isterseniz. Tamam, aradan sonra devam edelim. Nefeslenelim. İnşallah. Kısa bir ara. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte Yusuf Kaplan hocamla Malazgirt dedik. Malazgirt'in ruhu, o zafer bir ruhun adıdır demişti hocam geçen yılki yazısında. Oradan girdik. Tabii şu an herhalde çıkamayacağız bu programda, öyle gözüküyor. O tanıtımda bahsettiğimiz konularda hocam söz verdi. Onları da başka programlarda konuşacağız. Şimdi Malazgirt dedi hocam, hem Kürtlerin hem Türklerin hem Arapların birlikte inşa ettikleri bir zafer. Ya güzel bir sözünüz vardı. O sözünüzden devam ederken biraz batıya fazlaca gittik. Son bir soru vardı. Kısaca onun cevabını alıp Kudüs'ten meyve veren oraya geleceğim. Siz dediniz ki Grek medeniyetini Batılılar Müslümanlardan öğrendiler. Yani Yunan, geçmişteki Yunan felsefesini onları da Müslümanların öğretmesiyle aldılar. Ve o dönüştürdü. O Aristo bilmem ne falan. Kendileri denediler, beceremediler. Beceremedi, anlamadılar. Bu aslında gelecekle ilgili çok önemli bir işaret. Yani aslında ben kendime gelebilirsem, Müslümanlar kendilerine gelebilirse, kendilerini keşfedebilirlerse, evet. Baban Zade Naim'in o söylediği şey, keşfi kadim, yani ilk önce keşfi kadim, yani bizim mirası keşfetmemiz lazım. Ondan sonra yeni bir şey, tecdit, ondan sonra tecdit gerçekleşebilir. Ondan sonra icat, tecdit. Yani o zaman gerçekleşiyor. O anlayacak şeyde değillerdi. Onların felsefesini anlayacak durumda değillerdi. İbn Sina onlara, İbn Rüşd onlara verdi de öyle anladılar. Yüzyıllar sonra. Şimdi de dediniz ki şu anki Nietzsche'yi veya Kant'ı veya Heidegger'i vesaire, bu son 200 yıldaki bu filozof, onları da diyorsunuz yine Müslümanların tarifiyle mi anlayacaklar dediniz. Öyle bir cümle kurdunuz. Şöyle yani bunların özellikle Nietzsche çok büyük bir adam. Nietzsche'den hala istifade edilebilecek çapta, kalitede, kalibrede fikirler olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. Kant bunlar içinde en büyüğü aslında. Kant çok büyük bir adam. Modern dünyayı kuran adam aslında. Yani Kant'ı anlamak da o kadar kolay değil. İnsanın göbeği çatlıyor. Zaten kitaplarını ahir ömründe yazmış. Öyle bir özelliği de var. Beklemiş, biraz olgunlaştırmış. Ondan sonra oturmuş yazmış yani. Böyle enteresan bir taraf var. Yani asıl baba kitaplarının 3 tane kritiği var. Yani saf aklın kritiği, eleştirisi. Pratik aklın eleştirisi. Saf aklın kritiği düşünce. Felsefe. Saf aklın kritiği ahlak fikri. Yargı gücünün eleştirisi diye bir kitap var. 3. kitap. O da estetik. Aslında bir fikir arayışında birincisinde, ikincisinde bir ahlak arayışında, üçüncüsünde bir estetik arayışında. Evet. Bunu biliyor musunuz?
Biz öyle bir soru sordunuz ki hocam. Bu çok önemli bir şey. Ya ben hep bunu söyleyip duruyorum ama insanlar anlamıyor. İnsanları anlatmak çok zor. İnsanların bir sürü dertleri var, bilmem meşgaller var. Bir de kafa çöplük, yani çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüştüğü için zihnimiz. Yani Müslüman akademisyenlerin, Müslüman entelektüellerin bilmem ne falan filan, Müslüman ilim adamlarının, medreselerin falan bunları anlayabilecek durumda değiller. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Gazali medresenin çocuğu ya, medreseyi kuran adam. Yani Gazali çatır çatır Eflatun'u okudu, Aristo'yu okudu, Hind'i okudu, Çin'i okudu, Mısır'ı okudu, Mezopotamya'yı okudu. Bunlara ne gerek var? Hayır, olmaz. Öyle mi? Tevafütül felasifeyi yazabilmesi için, felsefeyi eleştirebilmesi için, felsefeye saldırabilmesi için ilk önce makasudül felasifeyi yazması lazım. Yani ilk önce felsefe nedir kardeşim? Felsefenin amacı nedir? Onu açıklaması. Onun için miyarı ilmi yazması lazım. Falan. Böyle enteresan bir şey yani. Böyle rastgele bir şey yok burada. Evet. Nietzsche burada. Nietzsche özellikle ilginç büyük eleştiri yaptı. Yani Nietzsche bütün Kant'ın kurduğu sistemin aslında insanı yok eden, hakikati yok eden, Tanrı fikrini yok eden çok büyük bir felaketi getirdiğini söyledi. Ama bakın ilginç tarafı şu, işin ilginç tarafı. Ben hep şunu söylerim. Yani bu burada izleyicilerin kafasını ütülemek istemiyorum. Ama bunlar aslında çok derin meseleler, çok güzel meseleler. Yani özel ilgilenen arkadaşları kışkırtır, acayip kışkırtır. Gazali'nin Kant üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Ama bu bilinmez. Ben hep şunu söylerdim, derdim ki Kant'ın damarlarında Gazali dolaşıyor. Yani bunu eserlerinde söylüyor mu yoksa hissediliyor? Hissediyorsun, çalmış hissediyorsun. Bunlar çalıyor, hırsız bunlar. Hırsız. Söyledim işte. Yani bir fikir arayışı var. Dolayısıyla bir ahlak arayışı var, iradenin dolayısıyla devreye girdirilmesi söz konusu. Üçüncüsünde bir estetik arayışı var. Yani bu aslında bir Cibril hadisi, biliyor musunuz? Cibril hadisi. Yani bütün alimlerin işte Şehristani felsefe Milal ve Nihal'i yazarken, yani fırkaları, mezhepleri dolayısıyla ne diyelim? Kavimlerin tarihini falan yazarken, medeniyetler tarihi yani aslında Milal ve Nihal, onu yazarken buradan girer. İbn-i Teymiye iman kitabını yazarken buradan girer. Yani nedir o? Meşhur Cibril hadisi. Hepimizin çok iyi bildiği hadis. Yani Hazreti Peygamber'in huzuruna aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam geliyor insan suretinde. Sahabe hatta böyle silkeleyerek dizine yapıştırıyor, yaklaştırıyor Hazreti Peygamber'in. Sahabe ürküyor. Tanımadıkları biri. Kim bu ya falan diye ürküyor. Müdahale etmek istemiyor. Hazreti Peygamber durun diyor. Engelliyor. Hazreti Peygamber'e 3 soru soruyor. İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir diye soruyor. Yani bu İslam, iman, ihsan. İslam fikir arayışı. İhsan ahlak arayışı. Pardon, iman ahlak arayışı. İman. Dolayısıyla irade. Dolayısıyla ihsan estetik arayışı. İbn Haldun da o estetik ihtiyacına dikkat ediyor. Girer, hepsi girer. Orada girer. Bütün Müslüman ilim geleneği buna girer. İlim, irfan, hikmet yolculuğudur. Tamam mı? Yani bu yolculuğun adı ilim, irfan, hikmet yolculuğudur. Mekke'de ilim yolculuğu yapıldı. Medine'de bu irfana dönüştü. Medeniyet süreci hikmete dönüştü. Hazreti Peygamber'in gene hadisi, işte bak bizim burada belki izleyicilere, bütün izleyiciler için söz konusu olmasa da böyle dertler olan, kaygılar olan, entelektüel kaygılar olan bir şeyi ortaya koymaya çalışan izleyicileri kışkırtacak bir şey söyleyeyim. Yani Müslümanların yapması gereken şey bugün sistem kurmaktır. Yani atıyorum bir hadisi alacaksınız, oradan sistem çıkaracaksınız. Ama bu tabii bunu yapabilmek için beyninizin çatlaması lazım. Yani bir fikir çilesi çekmeniz lazım, bir oluş çilesi çekmeniz lazım, bir varoluş çilesi çekmeniz lazım. Yani 40 fırın ekmek yemek lazım. Yani bayağı zor bir iş. Mesela çok iyi bildiğiniz bir hadis. Ben oradan bir sistem çıkarıyorum. Çok yaygın bir hadis. Ne diyor Hazreti Peygamber? Ne buyuruyor? Diyor ki, bildikleriyle amel edenlere bilmedikleri de öğretilir diye buyuruyor. Yani ama biz bunu masal diye okuyoruz. Halbuki burada bir sistem var.
Ne o? Kişinin bilmesine demek ilim. Kişinin bildiklerini amel etmesine demek irfan. Dolayısıyla kişiye bilmediklerini öğretilmesine demek yu'til hikmete men yeşâ. Hikmet. Bilmediklerini öğretilmesi hikmet. Değil mi? Ya bu çok önemli bir şey. İlim, irfan, hikmet. Yani bir hadis aslında bunu veriyor bana. Ha, bunu yani bu sistemi geliştirebilmek için tabii epey işte dedim 17-18 sene sürmesinin, beklemesinin nedeni bu. Yani bu noktaya gelmiş olması o açıdan önemli. Yani o yüzden Kant'ın damarlarında Gazali dolaşıyor derken ilim, irfan, hikmet yolculuğu. Yani Gazali ilim yolculuğu yapmış, irfan yolculuğu yapmış, hikmet yolculuğu yapmış bir adamdır. Sadece alim değildir. Aynı zamanda ariftir. İrfan yolculuğu yapmıştır. Aynı zamanda hakimdir. Hikmet yolculuğu yapmış biridir. Tamam mı? Evet. Yani Kant'ın buna benzer bir yolculuk yapmaya çalıştığını görüyoruz. Yapabilir mi? Yapamaz. Yani tam anlamıyla böyle bir şey yapabilmesi mümkün değil. Ben Kant'ın damarlarında Gazali dolaşıyor diyordum. Adam biri, tabii şimdi insanlar ne yapıyor? İlahiyatlardaki bazı hocalarımız, hepsi değil, İlahiyatlardaki, felsefe bölümlerindeki insanlar falan, işte Gazali felsefeye darbe vurdu. Dolayısıyla akla darbe vurdu. Dolayısıyla Müslümanlar düşünme kabiliyetlerini yitirdiler. Dolayısıyla İslam medeniyeti çöktü. Tam bir oryantalist kafa bu. Beyni sulanmış bir kafa. Böyle bir şey yok ki. Halbuki Gazali kurucu. Gazali bizim bin yılımızı kuran adam. Yani o, tam Malazgirt ruhu esprisi burada gizli. O eserinden yola çıkarak bunu söylemiş olmuyorlar mı? Hayır, bunu şey nasıl? Yani Tihafütü felsefeden. Hayır, öyle değil. Öyle değil. Şimdi Gazali bakın o zaman Gazali kimdir? Yani Gazali'nin yaptığı şey nedir? Malazgirt ruhuyla da dolayısıyla ilişkisi nedir? Onu açıkladım. Yani iki büyük tehditle mücadele etti dedim Alparslan. Dolayısıyla Selçuklar, dolayısıyla Müslümanlar. Dolayısıyla Eyyubiler aynı zamanda daha sonraki süreçte. Nedir o? Birincisi akide sakatlanıyor. Bütün medeniyetlerle temasa geçildiği için yani bütün medeniyetlerin düşünce birikimleri, felsefe birikimleri ile temasa geçildi. Dolayısıyla Müslümanların bunlara cevap üretmesi lazım. Bunlardan müminin yitik malı olduğu için hikmet müminin yitik malıdır. Değil mi? Dolayısıyla bulduğu yerde alır. Dolayısıyla Müslümanlar da bunları kaldırıp çöp tenekesine atmak yerine baktılar ki burada bizim hayrımıza olan bir şey var, insanlığın hayrına olan bir şey var, önümüz açacak bir şey var. Hemen oraya gittiler, diz çöktüler. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla ister istemez bütün medeniyetlerin üzerine oturur. Tarihte böyle medeniyet yok. Bütün medeniyetlerin üzerine oturuyorsun, bütün medeniyetlerin hepsinden besleniyorsun, hepsini besliyorsun. Ölmekte olan kültürlere abi hayat iksiri sunuyorsun. Hayat iksiri. Bu çok önemli bir şey. Başka medeniyetler, mesela Çin medeniyeti bunu yapabildi mi? Hayır. Japonlar bunu yapabildi mi? Hayır. Hint medeniyeti bunu yapabildi. Batı, işte Greklere bakıyorsun, Avrupalılara bakıyorsun, Amerikalılara bakıyorsun. Böyle bir şey yapamaz. Yani Batılılar hangi uygarlıkla, hangi medeniyetle temasa geçtilerse onların kökünü kazıdılar. Yani biz bakın hiçbir medeniyetin kökünü kazıma ilkelliği göstermedik. Hepsinden beslendik, hepsini besledik. Hepsinden vahyin filtresinden geçirerek beslendik ve dolayısıyla hepsini besledik. Dolayısıyla biz Grek düşüncesini aldık ama yok etmedik. Tamam mı? Grek düşüncesini aldık, kendimize mal ettik. Yani şimdi Grek düşüncesini çöpe atmadık biz, tamam mı? Grek düşüncesinden ben nasıl beslenebilirim diye baktık ve oradan beslenmeye baktık. Dolayısıyla ben şunu söylüyordum. Diyordum ki Gazali'nin Kant'ın damarlarında Gazali dolaşıyor falan diyordum. Şimdi bir kitap çıktı. 2017 tarihli. Nigel Tufts diye bir adam. Batı felsefesi tarihi diye bir kitap yazmış. Normalde Batı felsefesi tarihi diye bir kitapta İslam felsefesinden, İslam düşüncesinden, İslam'dan hiç bahsedilmez. Batı felsefesi. Felsefe tarihleri yani çok 3-5 sayfa falan işte 10-15 sayfa duruma göre ayırırlar ve çok iyi şeyler de yazmazlar. Ama bu adam enteresan bir şey yapmış. Yani 270-200 sayfalık bir kitap. Batı felsefesi tarihi. Aslında Batı felsefesinin felsefesini yapıyor. Çok ağır bir kitap. Yani bayağı göbeğim çatladı. Çeviri de güzel Allah'tan. Doğu Batı yayınlarından çıkmış bir kitap.
Adam diyor ki 60-70 sayfası İslam felsefesine ait. Bu 60-70 sayfanın 60-70 sayfanın yarıdan fazlası kime ait biliyor musunuz? Gazali'ye ait. Ya, İslam felsefesinin çoğunu Gazali. Gazali'ye ait. Yani adam görüyor bunu. Yani elin gavuru görüyor. Bunu yani bunlar bizden öğrenmeyecekler. Yani bu enteresan, Müslümanlar Müslümanlardan öğrenmeyecekler. Müslümanlar gene gavurlardan öğrenecekler bu işi. Evet. Aşağılık kompleksi dedim ya. Aşağılık kompleksi böyle bir şey. Yani ben mesela şöyle bir cümle kuruyorum. Diyorum ki medrese geliştirilmiş en iyi eğitim modelidir. Bunu anlatamıyorum ben kimse. İşin ilginç tarafı da şu. Medrese geliştirilmiş en iyi eğitim modelidir. Ve medresenin modeli Ehl-i Suffa'dır. Yani Ehl-i Suffa nedir? Ehl-i Suffa nedir? Hazreti Peygamber'in eğitim modelini geliştirdiği yerdir. Aleyhisselam. Ehl-i Suffa'da ne vardır? Çift kanat vardır orada. Zülcenaheyn vardır. Nedir o? O Zülcenahin'den kastettiğimiz şey ne? Ayetler bize söylüyor. Nedir? İslam eğitim modeli. İslam eğitim modelinin, sisteminin iki sütunu var esas itibariyle. Birincisi yuallimühüm. Ayetlerde böyle geçiyor değil mi? Yuallimühüm ilim yolculuğu. İlim yolculuğu Âl-i İmrân suresinde mesela var. İkincisi yüzekkiyim. Yani dolayısıyla irfan yolculuğu. Nefsin terbiyesi, tezkiyesi. Yani bir ilim yolculuğu, bir irfan yolculuğu. Şeyde yapılan şey ne? Ehl-i Suffa'da yapılan şey ne? Tasfiyedir. Yani nefsin tasfiye edilmesidir, tezkiye edilmesidir, terbiye edilmesidir. Asıl mesele bu. Tamam mı? Yani dolayısıyla ilim yolculuğu, irfan yolculuğu, hikmet yolculuğu. Mekke süreci ilim yolculuğudur. Medine süreci irfan yolculuğudur. İkisinin toplam medeniyet sürecidir. O da hikmet yolculuğudur. Evet. Bak buradan çok önemli bir şey söylüyorum. Çok özür dilerim. Sağ ol. Yani ama ilim, irfan, hikmet yolculuğu diyorum da insanlar bir şey anlamıyor ki burada. İnsanlar bir şey anlamıyor. Yani ben geliştirilmiş en eğitim modeli medresedir diyorum. Tamam mı? Medrese çöktü. Yani hayal dünyasında yaşamıyorum. Medrese çöktü. Ama kök orası. Kök orası. Medresede ne var? Medresede ne olduğunu, bakın medresede ne olduğunu kim anlatıyor bana biliyor musun? Ya medresenin en iyi eğitim modeli olduğunu kim anlatıyor? Kim en güzel anlatıyor bana? Bugün felsefe profesörü, Sorbon'da felsefe profesörü yapan, profesörlüğü yapan bir adam. Sorbon Üniversitesi'nde, Fransa'da felsefe profesörlüğü yapan adam diyor ki bana, tarihte geliştirilmiş en iyi eğitim modeli medresedir diyor. Bunu da anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Bak mesela şöyle anlatıyor. Diyor ki, fiziki olarak bakalım diyor. Manyak bir şeye dönüştü bu. Yani beklediğimiz şeyin dışında gidiyor. Evet. Akış aslında ben... Doğal akış. Şimdi ne diyor biliyor musun adam? Diyor ki fiziki şey yapısına bakın medresenin. Fizik yapısında ne vardır? Yani bir modern okula bakın. Bir de medreseye bakın. Medresede bir defa mekan geniştir. Tamam mı? Ve yukarı doğru bir şey vardır, kubbe vardır. Yani kubbe, insan o gök kubbedir o. Tamam mı? O dolayısıyla şeyi temsil eder aynı zamanda. Yani göğe doğru yükselmesi tevhidi temsil eder. Dolayısıyla kubbe olması, gök kubbe olması dolayısıyla adaleti temsil eder. Yani dikey eksen, yatay eksen. Fussilet suresi 53. ayet orada gizli aslında. Çok enteresan bir şey. Dikey eksen ve yatay eksen. Göklere bakın, benim söylediğim şey şu. Yani bizim göklere açılmamız lazım. Göklere nasıl açılacaksın? Köklere inerek. Köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz. Böyle bir şey yok. Ya dolayısıyla kök. Yani o yüzden ben dünyada her gittiğim yerde iki yere gidiyorum biliyor musun? Yani hangi ülkeye gidersem gideyim, hangi şehre gidersem gideyim mutlaka iki yeri ziyaret ediyorum. Birincisi mezarlıkları. Berlin'e gidiyorsun. Mezarlığına. İkincisi medrese. Dünyanın her yerinde medrese var. Medrese Berlin'de. Medrese. Tabii. Ya Berlin'deki medrese derken İslam medreselerini. Müslümanların kurduğu medreseler Müslümanların var orada. Bak ama bir şey söyleyeyim. Ben en iyi medreseyi nerede gördüm biliyor musunuz? Birinci sınıf medrese. Güney Afrika'da gördüm. Güney Afrika'daki Müslümanlar. Cape Town'da mı? Dünya, Johannesburg'da. Dünya çapında medrese yapıyorlar. Dünya çapında. Zekeriya Medresesi. Klasik bildiğimiz sıra düzen
yöntemle gidiyorlar. O yüzden Türkiye'de medrese ile ilgilenen, medrese yapan her yerle ilgiliyim ben aslında. Türkiye'de de. Tamam mı? Medreselerle ilgili mesela faaliyetler oldu. Özellikle Güneydoğu ve Doğu'da ondan sonra o faaliyetlerin içine girdim. Orada bir şekilde destek vermeye çalıştım. Yani medreselerin özellikle Güneydoğu bölgesinde halkın İslami kimliğinin, bilincinin diri tutulmasında, yaşatılmasında, canlı kılınmasında kilit rol oynadığını unutmayalım. Bu çok önemli bir şey. Yani medrese olmasaydı oradaki insanlar İslami kimliklerini, köklerini koruyabilirler miydi? Ondan şüpheliyim. Gerçi programın başında da söylediniz. 1067'de Nizamiye medreseleri kuruluyor. Tabii. 1071'de bu fetih gerçekleşiyor. Yani fetihle, yani Kudüs'ün fethiyle de medrese çok alakalı. Tabii. Evet. Yani benim buradan söyleyeceğim bir şey varsa buyurun. Yok, siz az önce Sorbon felsefe profesörü medresesi anlatmıştınız evet, de. Dur, onu, dur ben anlatayım. Hani böyle birkaç maddeyle. Ne, bir, yani, bir iki maddeyle özetleyeyim. Evet, arkadaşın söylediği şey enteresan. Diyor ki, bir modern okulda ne var? Modern okulda yani bir masalar vardır. Böyle masalar vardır. Dolayısıyla göz hizasında da pencereler vardır. Dışarıya bakarsınız. Medresede göz hizasında pencere olmaz. Medresede göz hizasında pencere olmaz. Dolayısıyla dikkat dağılmaz. Odaklanırsınız. Siz asıl şeye odaklanmanız lazım. İlim yapacaksınız değil mi? Yani bu mimari açıdan böyle. Mimari açı, fiziki açıdan. Fiziki açıdan. Adamı anlattı. İki, başka bir şey. Medresede talebe gider, hocanın dizinin dibine oturur. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani sadece bilgi almayacak, kuru bilgi almayacak. Aynı zamanda ruh da alacak. Yani dizinin dibine oturduğu olacak. Adamdan ruh alacak, ruh. Yolculuğunu yaptığı, izini sürdüğü ruhu da alacak. Medresenin verdiği şey bu. Bu öyle basit bir şey mi ya? Bu modern okullara bir şey yok ki. Modern okulda hele de şey gidin, bakın. Yani medresenin nasıl en iyi çözüm olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Yani işte Sıbyan mektepleri bilmem ne falan bizim tarihimizde de böyle bir şey var, İslam tarihinde. Şimdi bakın ilginç bir şey söyleyeyim. Batı'da anaokulları, ilkokul birinci, ikinci, üçüncü sınıflardaki çocuklarla başa çıkamazsınız. Canavar. Yani susturamazsınız, ders yapamazsınız. Benim çocuğum orada doğdu. Yani ben kafayı yiyordum ya, bu ne biçim iş, ne rezilliktir diye ya. Şimdi buraya gelmeye başladı. Şimdi aynı şey buraya gelme. Yani bizden uzak dursunlar ya, defolsun gitsinler. Batıların bize vereceği bir şey yok. Yani biz kendimize gelelim, kendimizi keşfedelim. Bizden iyisi yok. Tamam mı? Yani biz kendimizi küçük görüyoruz. Tamam mı? Tamam, dev aynasında görmeyelim. Ama küçükte görmeyelim kendimizi. Yani öyle basit bir tecrübe değil yani. Müslümanlık öyle basit bir şey değil ya. Müslümanlığın nasıl bir nimet olduğunu bilmiyoruz biz. Yani Alparslan yapan şey de o. Adam diyor orada, biz diyor temiz Müslümanlarız diyor. Bidat nedir bilmeyiz diyor. Biz Allah rızası için nefes alıp, bidat nedir bilmeyiz diyor. Sırf Allah rızası için nefes alıp vermiş insanlarız diyor adam ya. Bu kadar teslim olmuş adamlar. Tuğrul Bey öyle. Alparslan öyle. Melikşah öyle. Bunlar güzel Müslümanlar. Güzel Müslümanlar. Tamam mı? Yani dolayısıyla Allah-u Teala Osmanlı'nın ilk kuruluşunda da böyle. Yani hatta Yavuz'un vefatına kadar olan dönem böyle bir dönemdir. Ben ikinci sahabe dönemi diyorum. Tırnak içinde tabii. Yani izleyiciler yanlış anlaşılmaz. Sadece benzetme bu. Kıyaslama yapıyorum. Neden ikinci sahabe dönemi? Yani Yavuz'un vefatına kadar olan ikinci dönem bence Osmanlı'da ikinci sahabe dönemidir. Yani ille de böyle bir şey adlandırmak gerekirse böyle bir adlandırma yapabiliriz. Neden? Çünkü at sırtında vefat ettiler. Hakikatin bayrağı, İslam'ın bayrağı yere düşmesin diye bu adamlar at sırtında vefat ettiler. Evet. Şimdi hocam Selahaddin Eyyubi'de de o var. Hani birleştiren bir yani zaferin sanki bir öncül bir tarafı var. Yani önce bir dağınıklığı toparlamış ki en büyük zafer herhalde bu. Evet. Ve ondan sonra şey kolay olmuş. Hani diye sanki aynısı şeyde de var. Malazgirt'te de var. Yani Malazgirt'te de bir birleştirme var. Ondan sonra bir gelişen bir zafer var. Bir ruh derken evvela bu ittihadı yani o dağınıklığı toparlamayı mı anlamak? O zaman şöyle güzel. Bu çok güzel bir soru bunda. Şimdi aslında medeniyetler iki türlü işliyor. İki şekilde işliyor. İki aşamalı olarak işliyor.
Birincisi dalga kırma sürecidir. İkincisi dalga kurma sürecidir. Tamam mı? Dalga kırma süreci Mekke sürecidir. Yani dolayısıyla la diyorsun orada. Tamam mı? Medine süreci dalga kurma sürecidir. Orada da illa diyorsun. Tamam mı? Yani bu çok önemli bir şey. Yani bunu bütün insanlık tarihine uyarlayabiliriz. Sadece İslam tarihine değil. Yani ilk önce gelen bir tehlike var. İçinde yaşadığın bir dünya. O dünya sana ait değil. Dolayısıyla kendini koruman lazım, değil mi? Dolayısıyla kendini koruman lazım. İlk önce kendini koruman lazım. Sonra kendini koruman lazım. Kendini kurabilmen için, tarihin akışını değiştirebilmen için ne yapman lazım? İlk önce insan yetiştirmen lazım. Kendi insan tipini yetiştirmen lazım. Değil mi? Yani dolayısıyla kendi ikinci aşamada kendi insan tipinin yaşadığı mekanı, dolayısıyla Medine'yi inşa etmen lazım. Yani Medine olmadan medeniyete gidilemez. Böyle bir şey yok. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Yani bütün peygamberler şehirlere gönderilmiştir. Yani dolayısıyla bütün peygamberler Medine'lere medeniyet tohumları ekerler. Bu çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla Medine olmadan medeniyet olmaz. Medine olmadan medeniyet olmaz. Onun için ne demiştiniz? Dalga kurma. Dalga kurma. Hı. Dalga kurma. Bakın. Dalga kurma ve dalga kurma. Yani ilk önce gelen tehlikeyi bertaraf edecek, çakıl taşlarını temizleyecek, kendimizi inşa edecek. Dolayısıyla çakıl taşlarını temizleyecek bir yolculuk yapmamız lazım. Dalga kırma yolculuğu. İkinci aşamada yapı taşlarını döşeyecek. Yapı taşlarını döşeyecek. Dolayısıyla adım adım hem bizim önümüzü açacak hem de bizimle birlikte yaşayan insanların da nefes alıp vermelerini sağlayabilecek. İşte Medine Sözleşmesi yapıldı değil mi Medine'de? Medine'de Hazreti Peygamber Aleyhisselam işte Müslümanları yurtlarından uzaklaştıran, süren müşriklerle, şunlarla, bunlarla, Hristiyanlarla, Yahudilerle falan nasıl ilişki kurdu? Mekke nasıl fethedildi? Geçtim o ilişki. Yani Medine Sözleşmesi'nden önce Mekke nasıl fethedildi ya? Ona bakalım. Yani Müslümanlara hayat hakkı tanımadılar. Nefes aldırmadılar. Ama Hazreti Peygamber ne dedi Aleyhisselam? Mekke'ye girerken kimsenin burnu kanamayacak dedi. Halid bin Velid bir ara bir olaya karıştı. Onun haberi geldi. Anında Hazreti Osman'ı gönderdi. Dedi ki önleyeceksin bunu diye. Dolayısıyla kan dökmeden girdi. Kan dökmeden, savaşmadan Medine, Mekke fethedildi. Bu çok önemli bir şey. Yani biri sana hayat hakkı tanımıyor, öbürü sen kesinlikle kimsenin kanını dökmüyorsun. Bakın Endülüs'te onu söyleyecektim. Bak işte asıl mesele bu. Önce insan sonra nizam. Asıl mesele bu. Ya dolayısıyla Endülüs'te Müslümanlar ne yaptılar? Bütün Hristiyanlar, Yahudiler birlikte yaşadılar. Bir arada yaşadılar. Endülüs'te Müslümanların kurduğu dünyada Hristiyanlar Hristiyan olarak nefes alıp verdiler. Hristiyan düşüncesi tarihinde zirvesine ulaştı. Yahudi düşüncesinde aynı şeyi görüyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla Maymenides mesela. Bu çok önemli bir şey. Hristiyanlar ne yaptılar? Hristiyanlar ne yaptılar? 1326 Kurtuba'nın düşüşü. 1492 Granada'nın düşüşü. Granada'nın düşüşü. Ne oldu? Amerika'nın fethi bilmem ne falan diyorlar. Amerika'nın keşfi diyorlar. Amerika'nın işgali. Bir defa Amerika keşfedilmedi. Böyle bir şey yok ki. Orada bir sürü medeniyetler var ya. Yani neyi keşfediyorsun sen? Değil mi? Böyle bir şey yok. İki, yani Batılılardan önce zaten gitmişler oraya. Bunlar tarihi olarak kanıtlanmış, belgelenmiş şeyler. Bizde de iyi ezberler ama ha. Yani bizde de çok enteresan bir şekilde bu meseleleri konuşamazsın. Ne tuhaf bir memleket ya. Yani Amerika'yı işte evet. Batılılar keşfetmedi, Christopher Columbus falan keşfetmedi. Daha önceden gidildi falan diye bir şey açtığı zaman ooo falan filan diye. Ve celladına aşık tasmalı çekirgeler acayip bir şekilde veryansın ediyorlar. Şimdi o şu cümlenizle birlikte tekrar sorayım. O az önceki yere tekrar geleyim. Şimdi diyorsunuz ki Sultan Alparslan İslam dünyasının yaşadığı fitne, fesadı, darmadağınıklığı, kaosu, yıkımı iliklerine kadar yaşayan, o yüzden yüreği yangın yerine dönen bir Müslüman, hedefe kilitlenen bir sultandı. Şimdi o dağınıklığı, o darmadağınıklığı, kaosu iliklerine kadar yaşadı diyorsunuz. Tabii. Yani o zaman da Müslümanların temel sorunu dağınıklıktı. Bak şimdi güzel.
Şimdi hani dağınıklığı önce toparladı, sonra fetih oldu. Bak şimdi tabii çok güzel. Yani ne dedim? Bir iç tehdit. İç tehdit. Yani o zaman daha anlaşılır bir şekilde söyleyeyim. Evet. Bir de dış tehdit var. Tehdit. Yani iç tehdit, Müslümanların zihninin allak bullak olması, Müslüman toplumların bir türlü bütünleşebilecek bir bütün, bir şemsiye, bir kanopi, bir gök kubbe inşa edememeleri, bütün Müslümanların sancağı altında toplanacakları bir bütün inşa edememeleri, dolayısıyla akidevi olarak, fikri olarak ve siyasi olarak bütünleşememeleri, dolayısıyla parça bölük, dolayısıyla paramparça olmuş olmaları. Bu çok önemli bir şey. Selçuklardan sonra bu değişiyor. Selçuklar ve Eyyubilerden sonra değişiyor. Yani Selçuklar ve Eyyubiler ne yapıyor? İçerideki tehdidi, iç tehdidi bertaraf ediyorlar. İç tehdit ne? İç tehdit Müslümanların akidelerinin sakatlanması. Müslümanların fikri olarak zihinlerinin allak bullak olması. Yani Grek düşüncesinin Müslümanları bir şekilde tehlikeli bir sürecin içine doğru getirip bırakması. Gazali falan orada çıkıyor zaten. O yüzden mi biz bidatlerden uzak Müslümanlar tabii, diyor? Tabii. Yani Alparslan'ın şey bu sözünde bu tabii, şey. Tabii, tabii. Yani biz akideye akide, bağlıyız. Akide sağlam. Evet. Çok sağlam. Dolayısıyla üçüncüsü siyasi bütünleşme. Değil mi? Yani dolayısıyla ben şöyle diyorum. Yani kimsenin buradan söylediğim şeyden ne bileyim nem kapması gerekmez. Yani mezhebi analiz yapacak birisi değilim. İslam dünyasının bu kadar perişan olduğu bir zaman diliminde böyle bir şey olmaz. Yani İslam dünyası, ben bunu her yerde söylüyorum, burada da söyleyeyim. İlk önce bir ilk cümle olarak bunu söyleyeyim. İslam dünyası toparlanacaksa, bugün yani 50 sene içinde, 100 sene içinde İslam dünyası toparlanacaksa, bu Mısır'ın, Türkiye'nin ve İran'ın yan yana gelmesiyle olabilecek bir şey bu. Tamam mı? Yani dolayısıyla İran'ın Batılıların kucağına itilmemesi lazım. Batılıların kucağına itilmemesi lazım. Tarihte eğer İran Batılıların kucağına itilirse çok büyük bir felaket bekliyor bizi demektir. Bunu net söylüyorum. Yani o yüzden İran'la ilişkilerin koparılmaması lazım. Yani İran Batılıların kucağına itildiği zaman ayartılmaya çok müsait bir yapı var. Dolayısıyla bunu görüyoruz. Şimdi tarihte olan şey neydi? Yani Alparslan'ın yaptığı şey neydi? Dolayısıyla Selahaddin Eyyubi'nin yaptığı şey neydi? Bakın oradan gelin, yani Alparslan Nizami medreselerini kurdu değil mi? 1067 1071 Nizami medreseleri onunla şey kalıyor. Bir dakika, tarihlerde bir şey var. 1067 diye geçiyor tarihlerde. Evet. İlk başta öyle söylediniz, 1067 diye. Tabii öyle hatırlıyorum. Evet. Neyse, bu o kadar önemli değil. Yani bir taraftan bir medrese kuruluyor. Dolayısıyla içeriden gelen tehdidin, akidevi tehdidin, fikri tehdidin püskürtülmesi lazım. Buna benzer bir şeyi Selahaddin Eyyubi de yapıyor. Yani Suriye ve Mısır'da Şia hakim. Tamam mı? Dolayısıyla dâiler var, çok güçlü felsefeleri var, çok güçlü alimleri var, ilim adamları var. Ehl-i Sünnet onların karşısında tutunamıyor. El-Eseri kurmuşlar mesela, Şia El-Eseri kurmuş. Ne yapıyor gidiyor şey? Selahaddin Eyyubi ne yapıyor? Gidiyor orayı sünnileştiriyor. Bu çok önemli bir şey. Ta Şia'yı, bakın Haçlı saldırılarıyla ben boğuşuyorum o dönemde, Selahaddin Eyyubi döneminde Haçlı saldırılarıyla boğuşuyorum. Dışarıdan gelen bir saldırı var değil mi? Ondan sonra Moğol saldırısı falan gelecek arkasından. Yani ben dışarıdan gelen Haçlılarla, Moğollarla falan boğuşurken Şia benimle savaşıyor. Böyle bir şey olmaz. Selahaddin Eyyubi ta Tunus'a kadar kovalıyor. Bu çok önemli bir şey bu. Yani dolayısıyla aynı zamanda Nurettin Zengi. Yani dolayısıyla orada da ciddi bir medreseleşme şeyi görüyoruz. Yani iç tehdidin acayip bir şekilde çok iyi kavrandığını, akidenin sakatlandığını, fikri istikametin yitirilmek üzere olduğunu, dolayısıyla siyasi parçalanmanın Müslümanları perperişan ettiğini görüyorlar. Hepsi de dolayısıyla hazırlık yapıyorlar. Yani bu Alparslan'ın yaptığı şey bir milat. Dolayısıyla bir başlangıç noktası, bir yol haritası çiziyor belki. O yol haritasını
fikri olarak Gazali temellerini atıyor, tamam mı? Çeyrek asırda 1000 yılın tohumlarını ekiyor Gazali. Gazali, bakın bu çok önemli bir cümle, çok özür dilerim. Gazali çeyrek asırda 1000 yılın tohumlarını ekiyor. Dolayısıyla Batılılar neden Gazali'ye saldırıyorlar? Gazali kurucu. 1000 yılımızı kurtarıyor bizim. 1000 yılımızı kuruyor bu adam. Yani hem dalga kırıyor, hem dalga kuruyor aynı zamanda. Ya dalgayı nasıl kırıyor? Şeyi, felsefeyi çürüterek kuruyor. Dolayısıyla Grek felsefesiyle hesaplaşıyor. Çin'le, Hint'le hesaplaşıyor. Dolayısıyla İslam düşüncesinin temellerini atıyor. Yani müteahhirin döneminin kurucusu adam. Yani İslam düşünce geleneğinde müteahhirin, sonradan gelenler, sonraki dönem, yeni dönem veya neyse dediğimiz dönemin kurucusu Gazali. Yani Gazali kurucu. O yüzden Gazali'ye saldırıyor adamlar. Evet. Bunu biliyorlar. Yani o yüzden sormak istediğim şey şu. Yani o sorduğunuz soru çerçevesinde, yani ilk önce bizim dalga kırmamız lazım. İlk önce kendimizi, dalga kırmak ne demek? Bir, kendimizi inşa etmemiz lazım. Bir Müslüman şahsiyeti inşa etmemiz lazım. Bir Müslüman hayatı inşa etmemiz lazım. Ben buna 3 Z diyorum aslında, tamam mı? Yani aslında bu ilim, irfan, hikmet yolculuklarının açılımı, aslında daha felsefi olarak açılımı 3 Z. Zihin, Müslüman zihni, yani Mekke süreci Müslüman zihninin inşasıdır. İkincisi Medine sürecidir. Medine süreci Müslümanca yaşama zemininin inşasıdır. Zihin zeminini buluyor. Nefes alıp verebileceği, ete kemiğe bürünebileceği, yaşayabileceği ve yaşatabileceği, herkesi yaşatabileceği. Medine Sözleşmesi'nde tam onu söyleyecektim, yarım kalmıştı. Yani Medine Sözleşmesi'ni yaparken Hazreti Peygamber ne diyor? Yahudilere, Hristiyanlara defolun gidin, Allah belanızı versin mi diyor? Hayır. Masanın etrafına oturtuyor. Tamam mı? Yani Müslümanlar Endülüs'e gittiğinde bütün farklı dinler, kültürler, medeniyetler bir arada yaşıyor. Bakın, o zaman iyi burs veriyorlar. Üniversiteler, müthiş üniversiteler var, medreseler var. Tamam mı? Endülüs'te Avrupa'dan acayip bir şekilde öğrenciler geliyor. Akın akın öğrenciler geliyor. Yüksek miktarda burs veriyorlar. Bu tarihe geçmiş bir şey, kayıtlara geçmiş bir şey. Yani Kurtuba'yı gördüğü zaman, Gırnıta'yı gördüğü zaman, İşbirliği gördüğü zaman, Batı'dan gelen insanlar, alimler, talebeler gördüğü zaman ilk tepkiler ne biliyor musunuz? Gırnıta'yı görüyor, Kurtuba'yı görüyor, yani geliyor şehre giriyor, ilk tepki ne biliyor musunuz? Cennet diyorlar. Tamam mı? Yani sen Müslümanlara, yani Müslümanların kurduğu dünyada sadece Müslümanlara hayat hakkı tanıyan, Müslümanların dışındaki Batılıların yaptığı gibi başka dinlere, inançlara mensup insanları tarihten silen, kökünü kazıyan bir tecrübe üretmiyorsun. Tam tersine Hristiyanlar oraya geldiklerinde ne diyor? Bakın, çok ilginç bir şey var. Müslümanların yaptığı şeyin tam tersini yapıyorlar. Diyorlar ki Müslümanların kökünü kazıyorlar mı? İngilizce mahkemelerini kuruyorlar mı? Sadece Müslümanları değil, Yahudileri de, hatta Katolik olmayanları da perişan ediyorlar. Sürüyorlar, işte İngilizce mahkemelerinde süründürüyorlar. Ama özellikle Müslümanları cayır cayır yakıyorlar. Ne diyorlar? Müslüman olmayanı, Hristiyan olmayanı yakarız diyorlar. Bakın, Hristiyanların, Batılıların Endülüs'ü işgal ettiklerinde, Müslümanlardan bir şekilde temizlemek için Endülüs'ü işgal ettiklerinde kurdukları şey ne? Cümle ne? Hristiyan olmayanı yakarız diyorlar. Endülüs'e yerleşirken Müslümanlara böyle bir cümle kurdular mı? Hayır. Tam Medine'den sütlenmiş bir medeniyetin çocukları olarak oturdular. Hristiyanlar, Yahudiler cennet gibi bir yerde yaşadılar. Aynı şey Osmanlı için geçerli. Şimdi Selçuklar için geçerli. Şimdi 1463 Bosna'nın fethi. Fatih Bosna'ya kan dökmeden girdi. Yani o yüzden fetih diyoruz. Fetih, yani bunu artık herkes öğrenmeye başladı. Tayyip Bey de bunu bugün söyledi gene. İyi ki söylüyor, yani bunlar önemli şeyler. Yani fetih ilk önce insanların gönüllerinin fethedilmesidir. Yani toprakların işgal değildir. Yani zaten bizde işgal yoktur.
Bizde işgal savaşı yoktur. Müslümanların tarihinde işgal savaşı yoktur. İki, Müslümanların tarihinde başka bir şey daha var. Her hal ve şartta böyle olmuştur. Tarih boyunca bunu yapmışızdır, uygulamışızdır. Hazreti Peygamber emretmiştir ve Müslümanlar bunu hukuk sistemi haline getirmiştir. Savaşın bir hukuku vardır. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, savaşa katılmayan insanlara dokunulmaz. Tamam mı? Yani bakın Srebrenica'da en son örneği bu. Hazreti Ömer onu yaptı. Selahattin Eyyubi aynı şeyi yaptı. Yani Selahattin Eyyubi'nin yaptığı şey nedir ya? Bakın bütün Kudüs'ü işgal ettiklerinde ne yaptılar? Sadece Müslümanlara değil, aynı zamanda Yahudiler de kılıçtan geçirdiler. Kebap yaptılar. Müslümanlar kebap yaptılar. Haçlılar. Bu tarih kitaplarında yazıyor. Hayvan bunlar, aşağılık adamlar. Dolayısıyla tarih kitaplarında şöyle anlatır. Kudüs'ten oluk oluk insan kanı akıyordu diye. O insan kanı, Müslüman kanı değil sadece. İnsan kanı, tamam mı? Böyle anlatıyorlar. Selahattin Eyyubi ne yaptı? Üstelik kız kardeşine esir olmalarına rağmen, tamam mı? İntikam duygusunu hareket etmedi. Yani o yüzden herkes Selahattin Eyyubi'yi Batı tarihleri bile anlatırken saygıyla anlatır. Adam diye anlatır. Tamam. Dolayısıyla o Müslümanlığın şeyini yani hakikate teslim olmanın meyvesini, semeresini dolayısıyla Allah-u Teala da fazlasıyla verdi ona. O zaman Kudüs'te meyve derken onu kastediyorsun. Tabii ki. Şimdi zihin, zemin dediniz, biz de daha... Üçüncüsü zaman. Zaman. Medeniyet süreci zamandır. Yani şu an yaşadığımız ikinci büyük medeniyet krizi, 200 yıldır yaşadığımız ikinci büyük medeniyet krizi bu üç Z'nin yaşanmasıdır. İkinci büyük medeniyet krizi süreci bir fetret dönemidir. İslam'la ilişkilerimiz sakatlanmasıdır. Dolayısıyla dünyayla ilişkilerimiz sakatlanmasıdır. Dolayısıyla İslam dünyası diye bir yerin olmamasıdır, kalmamasıdır. Yani biz İslam dünyası diye bir şeyden bahsediyoruz. Hatta bazı Müslümanlar, geçtim Müslümanları, bazı abartılı din düşmanları, ne diyelim, bazı aşırı kaba laik tipler diyorlar ki işte Müslümanlık ne? Müslümanlar ne? Berbat durumdalar. Bu kadar geri durumdalar. Ne yaptılar? Hiçbir şey yapıyorlar mı? İşte buluş mu yaptılar? İcat mı yaptılar diye Müslümanlara acayip bir şekilde hakaret ediyorlar. Bazı Müslümanlar da aynı şeyi söylemeye çalışıyor. Var işte Müslümanlar akla önem vermediler. Dolayısıyla Batı'yı takip etmediler. Dolayısıyla geri kaldılar bilmem ne. Bakın yenildiler falan diyorlar. Halbuki bakın hikaye ne? Birincisi şu, yani şöyle bir Müslüman profesör Avizittin diyorum ben, tamam mı? Başka bir şey değil. Yani hakaret mi? Hafif bile bu. Tamam mı? Kalkmış şöyle diyor. Televizyonda diyor ki, işte bütün Müslümanların üretimi bir Almanya kadar değil. Müslümanlar var mı bu dünyada? Müslümanlar özgür mü? İslam dünyası yok. İslam dünyası İslam'ın dünyası değil. Sömürgecilerin dünyası. Emperyalistlerin dünyası. İslam yani bizim etrafımıza bakın, Irak'a bakın, Suriye'ye bakın, Yemen'e bakın, Lübnan'a bakın ya, işgal edilmiş durumda. Değil mi? Yani her taraf işgal edilmiş durumda. Yani Suudi Arabistan diye bir yeri var mı? Birleşik Arap Emirlikleri diye bir yer. Dikmişler petrodolar tipleri, şeyhlikleri, diktatörleri falan başına, değil mi? Ondan sonra biz İslam dünyası diyoruz. Yani işte şeriat devleti yalnız Arabistan'a falan. Ahlaksızlık bu. Bu çok ahlaksızca bir şeydir. Yani İslam dünyası köle. İki asırdır İslam dünyası köle. Dolayısıyla kendinde değil, köle, eli kolu bağlı, zihni köle, beyni köle, hayatı köle. Dolayısıyla bütün kavramları, kurumları Batılılara ait. Yani ülkelerine çeki düzen veren insanlar diktatörler. Yani 200 yıldır böyle bu. Ha böyle gidecek mi? Gitmez. Dolayısıyla işin ilginç tarafı şu. Yani bu insanlar hemen arabesk psikolojilere falan giriyorlar. Ağlamakla falan. Hayır efendim, ben şunu söylüyorum. Hal böyle olmasına rağmen Batılılara direnen, Batılıların emperyalizmine direnen sadece Müslümanlar. Batılılara direnenler sadece Müslümanlar. Yani Çinler direnebiliyor mu? Bitti. Çin bitti. Yani insanlar bana masal anlatıyor. Yani yine televizyonlarda böyle çıkıp konuşan, analiz yapıyormuş, okuma yapıyormuş falan, koskoca profesörler bilmem ne, rektörler falan konuşuyor, dekanlar, ekonomi profesörleri falan. Şaşırıyorum ben ya. Diyor ki Çin geliyor.
Çin yok olmaya geliyor kardeşim. Çin kapitalistleşiyor, uyutuluyor ve yutulacak. Çin yeni bir medeniyet fikriyle mi geliyor? Hayır. Çin kapitalistleşiyor ve yok oluyor. Ve o yüzden şu soruyu soralım. Biz Müslüman olarak bu soruyu soralım. Ya o zaman görürüz yani. Nereye gittiğimizi görürüz. Yani Müslümanlardan neden ürktüklerini çok iyi görebiliriz yani. Neden İslam'ı hedef tahtasına yatırdıklarını, neden İslam dünyasını paramparça etmeye çalıştıklarını, neden Müslümanları birbirine düşürmeye çalıştıklarını falan bunu görebiliriz. Yani Müslümanlar da düşmesin. Tabii ki düşmesin. Eyvallah. Bunu görebiliriz. Bakın İslam dünyası tarihinin en zor dönemini yaşıyor. Tarihinin en büyük krizi 200 yıldır ikinci büyük medeniyet krizi. Kan, gözyaşı almış başını gidiyor. Yani, İslamofobiya diye bir felaket evet, var. Bakın evet. Adam İslamofobiya diye bir şeyden bahsediyor. İslam dünyası berbat durumda. Neyinden korkuyorsun ya? İslam dünyasının neyinden korkuyorsun? İslam'ı tehdit olarak görüyorsun. Tehlike olarak görüyorsun değil mi? Ama Çin geliyor. Bazı kalemlerde Amerika'yı geçmiş. Önümüzdeki 25 ila 30 yıl içinde bütün rakamlara baktığınızda Amerikalıların yanıldıkları araştırmaların sonuçlarına baktığınızda diyor ki Çin Amerika'yı geçecek. Nerede geçecek? Kapitalizmde geçecek. Yani peki Çin geliyorsa madem Amerika'yı geçecekse neden İslamofobiye benzer bir sinofobiya, bir Çin fobisi, Çin korkusu diye bir şeyden bahsetmiyorlar? Niye korkmuyorlar bunlar Çin'den? Neden İslam'dan korkuyorlar? İslam dünyasından korkuyorlar? Bu çok önemli bir şey işte. Çin direnemedi, teslim oldu ve dolayısıyla bitti, teslim alınıyor. Şu an Çin'i teslim alıyorlar, Çin'i bitiriyorlar. Bunu daha önce Japonya denediler, tamam mı? Japonya daha küçük ölçekli bir tecrübe. Baktılar ki çok güzel bir şekilde şöyle bir şey yaptılar, bakın. İlk önce dövdüler, sonra sevdiler. Tamam mı? Bombayı attılar, ondan sonra tuttular liberal bütün politikaları falan. Japonya'ya dayattılar. Liberal ekonomi, pazar ekonomisi, serbest pazar ekonomisi, şudur budur falan filan. Şu an Japonya bitti. Japonya diye bir yer yok. Yani Japonya'ya gidin görürsünüz. Yani Japon kültürü, Japon insanı, Japon toplumu bitti. Yerle bir oldu. Evet. Şimdi aynı şey Türkiye yaşıyor. Yani bütün dünya yaşıyor. Sadece Türkiye değil, Türkiye özgü bir şey değil. Yani şu an acayip bir şekilde Türkiye'de özellikle genç kuşak İslam'ı hızla terk ediyor. İki kuşağı kaybettik. Bak çok tehlikeli bir şey söylüyorum. Buna dikkat etmeleri lazım. Yani olgu olarak tehlikeli. Karşı karşıya kaldığımız şey çok tehlikeli. Tamam mı? İki kuşak kaybedildi. Tamam mı? Son 20 yılda, 25 yılda iki kuşak kaybedildi. Yani dolayısıyla genç kuşağın, bu iki kuşağın İslam'la ilişkisi sıfırlanmış durumda. Sıfır. Yani İslam'ın kesimleri çocukları kayboluyor. Bu çok tehlikeli bir şey ya. Yani dolayısıyla bu ne? Bu postmodernizmin, popüler kültürün küreselleşmesi demek. Postmodernizmin dünyada hissedilmesi demek. Yani postmodern döneme girildi. Dolayısıyla biz modernliği anlamadan, modernlikle hesaplaşmadan, modernlikle yüzleşmeden postmodernliğe yakalandık. Çok feci bir şekilde. Şimdi tabii burada bir umut cümlesi de kurmak lazım herhalde. Tabii ki ben onu söylüyorum. Kurdum, cümleyi kurdum. Ben şunu söylüyorum bakın. Sadece söylediğim şey şu. Her mümin tek başına bir ümmettir. Bunu biliyor. Batılılar bunu çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla İslam dünyası toparlandığı zaman, İslam dünyası yavaş yavaş toparlanmaya başladığı zaman Müslümanların önünde duramayacaklar. Bunu biliyorlar. Yani tarihte ilk defa bu toplumun önünde, Müslümanların önünde, bu toplumun önünde ilk defa bir şey açıldı, bir imkan açıldı. Nedir o? Tarihin akışını yeniden şekillendirebileceğimiz bir ortam. Yani İslam'a gebe dünya. Dünyanın İslam'a gebe olduğu bir zaman diliminde bu ülkedeki insanlar birbirlerine omuz mu verecekler, omuz mu vuracaklar? Yani dün tarihi nasıl yaptık biz? Omuz vererek yaptık değil mi? Omuz vursaydık tarih yapabilir miydik? Asla. Böyle bir şey yok. Belki de tarihe giremezdik. Yani belki bitmişti, kıyametti belki. Yani abartıyor muyum? Hiç abartmıyorum. Yani Selçuklularla Salahaddin Eyyubilerin aynı yolculuğu yapmış olmaları, birbirlerine omuz vermiş olmaları İslam dünyasının içeriden ve dışarıdan gelen tehlikeleri püskürtmelerine yol açtı. Şu an karşı karşıya kaldığımız tehlike ne? Biz İslam'ı kaybetmek üzereyiz. İslam'ı kaybetmek üzereyiz İslam dünyasında. İslam
bu toprakların ruhu. İslam'ı yitirdiğimiz zaman hiçbir şey kazanamayız. İslam'ı yitirdiğimiz zaman varlığımızı sürdüremeyiz biz. Tamam mı? Ha, bunu biliyorlar. Bunu Batılılar çok iyi biliyorlar. O yüzden etrafımıza çöreklemiş durumdalar. Ben tek bir Müslüman bile kalsa bu topraklarda, yani çok uç bir örnek veriyorum, o tek bir Müslüman ümmet olduğu, tek başına ümmet olduğu bilinciyle, ümmet ne demek? Her şeyin anası. Her şeyin anası. Dolayısıyla her şeyin anası olduğu bilinciyle nefes alıp veren, bir eline dünyayı, bir eline güneşi verseler, davasından, iddiasından vazgeçmeyecek bir peygamberin ümmeti olan bir Müslüman, değil mi? Böyle Müslümanlar çok. Evet. Böyle Müslümanlar var. Yani işte yeri geldi hatırlatalım. Peki. Yeri geldi. Hayır hayır. Mehmet Yavuz, rahmetli Mehmet Yavuz böyle bir Müslümandı işte. Böyle bir Müslümandı. Adamcağız, adam ölümle pençeleşiyor, kanserle pençeleşiyor, ölümle pençeleşiyor, o pençeleşiyor, ölümle pençeleşirken bile ben ne söyleyebilirim? Bu Müslümanları sarsacak, bir Müslümanları silkeleyip kendine getirecek, ne söyleyebilirim diye onun derdinde adam. Evet. Yani bu Müslümanlar var ve bu Müslümanlar Allah'a şükür sadece şuna ihtiyacımız var. Bizim bir yol haritasına ihtiyacımız var. Tamam mı? Yani bizim bir öncü kuşağa ihtiyacımız var. O yol haritasını hayata geçirecek. Yani ilim yolculuğunu yapacak, irfan yolculuğunu yapacak, hikmet yolculuğunu yapacak. İlim yolculuğu, irfan yolculuğu, hikmet yolculuğu diyorum da insanlar hiçbir şey anlamıyor, biliyor musun? Çünkü karşıda yok. Hani bahsettiğiniz kitap inşallah çıkarsa orada detaylı bir ama şekilde... Ama şöyle yani bunu açayım. Bak, tabii. Çok anlaşılır bir şekilde, tabii, açayım. Yani insanlar dua ederler sadece. Bakın, ilim yolculuğu bilme yolculuğudur. Bilme. İrfan yolculuğu bulma yolculuğudur. Bulma. Hikmet yolculuğu da olma yolculuğudur. Tamam mı? Yani dolayısıyla İslam eğitim sistemi o yüzden tarihte geliştirilmiş en mükemmel eğitim sistemidir. İlim yolculuğu, yani batıdaki eğitim sistemi ne dayanır? Sadece epistemolojiye dayanır. Epistemoloji bilme yolculuğudur. Ontolojisi yoktur. Batı uygarlığının ontolojisi yoktur. Olma çabası yoktur. Böyle bir derdi yok. Yani adam niçin sorusu sormaz. Ontolojisi yoktur. Ontolojisi olan toplumlar, medeniyetler niçin sorusu sorar, tamam mı? Yani dolayısıyla sadece nasıl sorusu sorar. Batılılar sadece nasıl sorusu sorar. Nasıl daha fazla üretebilirim? Nasıl daha fazla hakim olabilirim? Nasıl daha fazla hakimiyet kurabilirim? Dertleri bu. Eğer niçin sorusunu sormuş olsalar da dolayısıyla olma yolculuğu gibi dertler olmuş olsaydı kesinlikle bir düğmeye basarak bütün insanlığı yok edebilecek silahları yapamazlardı. Yani biz böyle bir şey yapmadık. Yani bunlar her şeyi bizden aldılar. Yani bunu da bilelim. Yani bunlar bütün her şeyi bizden aldılar ya. Bakın 2001 ikiz kuleler vuruldu, değil mi? 2001 ikiz kuleler 11 Eylül ikiz kuleler vuruldu. O zaman bir tane HP şirketinin, Hewlett Packard yazılım şirketinin başında bir tane doktor dayana bilmem ne, şu an sayıdan hatırlamadım diye bir kadıncağız var. Bilim tarihinde doktora yapmış bir kadıncağız. Müslümanları terörle, İslam'ı terörle eşleştiriyorlar. Bütün Müslümanları terörist bunlar diye acayip bir şekilde aşağılıyorlar, tamam mı? Kadıncağız isyan etti, biliyor musun? Bilim tarihinde doktora yaptığı için kadıncağız isyan etti. Ben o zaman yazmıştım. Bir yazı yazdı kadıncağız. Onun yazısını alıntıladım. Biraz özet falan verdim. Ne diyor biliyor musunuz? Şöyle. İsyanı şöyle. Diyor ki siz kimi diyor terörle özdeşleştiriyorsunuz? Kimi terörist ilan ediyorsunuz ya diyor. Siz bizim hocalarımızı terörist ilan ediyorsunuz diyor. Yahudi bu ama. Yahudi şirketinin başında, pardon. Yahudi değil de. Yahudi şirketinin başında, Yahudi değil mi onu bilmiyorum. Kadıncağız. Diyor ki biz matematiği bunlardan aldık, öğrendik. Cebiri bunlardan öğrendik. Kimyayı bunlardan öğrendik. Dolayısıyla tıbbı bunlardan öğrendik. Ya bunlar bizim hocalarımız. Siz kimi terörle özdeşleştiriyorsunuz? İsyan ediyorlar. İsyan ediyor kadıncağız. Ne oldu? Bunu yazdı. Ne oldu? Hemen defterini dürdüler. Yani. Kolay değil yani. Evet.
Kolay değil. Hocam yorduk sizi de. Bir cümleyle gerçi anlattınız. Yani belki tekrar olacak ama şimdi bu yazınızda Alparslan'la ilgili yazınızda şöyle bir cümleniz var. Diyorsunuz ki şeyden sonra, zaferden sonra ne yaptı? Müslüman emirlikleri, beylikleri, sultanlıkları aynı çifte hedefe kilitledi. Şimdi iki bir hedeften bahsediyorsunuz. Dışarıdan gelecek saldırıların püskürtülmesi ama bunun için öncelikle içerideki akidevi, fikri, siyasi köklü sorunların çözümlenebilmesi diyorsunuz. Şimdi yani zaferden sonra abi zafer kazandık artık işler oluruna gider filan öyle dememiş. Ben buradan şuraya geleceğim. Hani şimdi ya şu anda zaferden yani Malazgirt'ten konuşurken biraz fazlaca mı acaba ya milli şeylere atıfta bulunuyoruz. Yani geçmişimizle ilgili şeyleri sanki şu anki siyasi yani böyle söylemlerimize malzeme mi yapıyoruz bir yerde? Yani bir hafif bir saptırma mı var? Bir şöyle, tehlike mi var? Güzel bir soru. Şöyle. Şimdi Alparslan Türk. Ama Alparslan'ın Malazgirt zaferini kazanmasında kilit rol oynayan Türk-Kürt Müslümanlar. Yani bunu unutmamak lazım. Fakat işin ilginç tarafı şu. Yani o zaman bu etnik kimlik meselesi, ırk meselesi falan Müslümanların gündemde öyle bir şey yok. Yani Müslümanların dünyasında öyle bir şey yok. O zaman o hiç öyle bir dertleri yok. Ya o Kürt, o bilmem ne falan diye öyle bir dertleri yok. Müslüman olmak diye bir dertleri var. Dert Müslüman olma derdi. Tamam mı? Dolayısıyla yani hiçbir zaman bakın biraz önce de aktardım. Biz diyor teslim olmuş insanlarız diyor, mütevazi insanlarız diyor. Bidat nedir? Temiz insanlarız yani diyor. Yani biz Türk'üz, biz bu. Hayır öyle bir dertleri yok. Öyle bir şey de söylemiyor. Hayır yok, hiçbir yerde yok zaten. Öyle şey yok. Yani hiçbir şeyinde bulamazsınız. Bu İslam'ı ne kadar ciddi aldıklarını gösterir. Ne kadar samimi Müslüman olduklarını gösterir. Dolayısıyla bu Anadolu'nun kapılarının İslam'a açılması demek aslında. Hikaye bu. Böyle kurmak lazım. Yani eğer cümle kuracaksak Malazgirt zaferi nedir diye bir cümle yani kuracaksak Türklere açılması. Anadolu'nun İslam'a açılması. Tamam Türkler üzerinden geliyor. Evet. Türkler üzerinden geliyor. Oradaki Kürtlerle birlikte yapılmış bu yolculuk. Daha sonraki dönemlerde de yani birlikte gitmiş bu yolculuk. Şimdi yani burada etnik şeyi öne çıkarmanın bir anlamı özellikle yok. Özellikle akide. Bence İslam'a açılması. İslam açılmış. Asıl mesele İslam açılması. Anadolu'nun evet. Kapılarının İslam açılması. Ön Asya diyorlar ya buraya. Küçük Asya, Ön Asya diyorlar. Dolayısıyla buradan Avrupa'ya açılacak. Buradan Kuzey Afrika'ya açılacak yeniden. Yani mesela Garnaşi bir laf etmişti. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. Belki buralarını bitirebiliriz buralarda. Garnaşi biliyorsunuz Tunus'un Nahda hareketinin lideri. Tunus'un lideri aslında. İlginç bir şey söyledi. Dedi ki biz Müslümanlığımız size borçluyuz dedi. Arap var mı ki bunlar? Yani halbuki biz Müslümanlığımız, ben dedim biz Müslümanlığımız size borçluyuz dedim. Ne biçim şey yapıyorsun? Yok dedi. Biz dedim Müslümanlığımız size borçluyuz dedim. Yani siz olmasaydınız. Sizden kastettiği kim? İşte bak bu çok önemli bir şey. Sizden kastettiği şey işte Tunus'a kadar giden kim? Selahaddin Eyyubi. Dolayısıyla yani o çok önemli bir şey. Selahaddin Eyyubi sadece Şiileri kovalamadı. Aynı zamanda oradaki bütün gelen İspanya'dan, Portekiz'den gelen İtalyan şehir devletlerinden özellikle Venedik'ten gelen filoları da onların askerlerini de dolayısıyla karadan süvarilerini şunları bunları falan ordularını da falan da püskürttü. Yani ondan sonraki süreçte aynı zamanda ne diyelim işte Barbaros Hayrettin Paşalar, Oruç Reisler, şunlar bunlar falan. Yani bir Endülüs olmasını Kürtler ve dolayısıyla Türkler Kuzey Afrika'daki Arapların dolayısıyla Müslümanların önlediler. Yani dolayısıyla İslam'la ilişkilerini
yitirmelerin önüne acayip bir şekilde göğüslerini siper ederek durdular. Bu çok önemli bir şey. Onun için Ganoş'un söylediği şey çok anlamlı bir şey. Biz bunları bilmiyoruz mesela. Yani Kuzey Afrika'daki bütün Araplar varlıklarını Müslüman olarak yaşamalarını bize borçludur. Bu kadar net yani. Evet. Hocam Allah razı olsun. Çok çok sağ olun. Şimdi o yazınızda da ilim, irfan, hikmet orduları demişsiniz. Güzel bir istiare yapmışsınız. Yine akide, fikir ve siyaset sütunları demişsiniz. O zaman bir anekdotla bitirelim mi? Buyurun onu da alıp verelim. Çok güzel bir anekdot. Yani bu Melikşah Alparslan'ın oğlu. Dolayısıyla Nizam-ül-Mülk Alparslan'ın da Melikşah'ın da hocası. Yani 50 sene vezir azamlık yapmış bir adam. Çok muazzam bir adam. Allah rahmet eylesin. Çok önemli bir şey yaptığı şey. Nizamiye medreselerini kuran adam. Yani yarına ilişkin, bugüne ilişkin ve yarına ilişkin bir cümle kuracağım şimdi. Yani buradan bitirelim. Biraz önümüzü açacak bir şey. Yani ne yapmalıyız, nasıl bir şey yapmalıyız falan hikayesi. Ama çok sarsıcı bir şey, anekdot. Yani o kadar yatırım yapıyor ki eğitime. Yani okul, sürekli okul açıyor, sürekli okul açıyor, sürekli. Dolayısıyla ondan sonra etrafındaki tipler, öyle diyelim, tamam mı? Yani devletin üst kademesindeki diğer tipler kıskanıyorlar bunu. Rahatsız oluyorlar. Dolayısıyla Melikşah'a şikayet ediyorlar. Diyorlar ki senin adam yani devletin masraflarını o kadar fazla çarçur ediyor ki, yani eğitime yatırım yapıyor ya çok acayip bir şekilde, çarçur ediyor diyor. Yani ayartıcı bir şey söylüyorlar hatta. Diyorlar ki yani o eğitime yaptığı masraflarla bugüne kadar biz İstanbul'u en az iki kez fethetmiştik diyor. Siz diyor, siz İstanbul'u en az iki kez fethetmiştiniz diyor. Yani Melikşah'ın kafası allak bullak oluyor. Bunlar ne diyor ya falan diye. Ama allak bullak oluyor. Ama hocası. Yani çok müthiş bir edep de var. Yani özellikle tasavvuf çok güçlü. Hepsinde var. Yani bunların hepsi acayip bir şekilde aynı zamanda tasavvufla derinden ilişkili adamlar. Ondan sonra yani mütevazi adamlar. Yani sultan ama işte o kadar mütevazi. Bu da tasavvufun kazandırdığı şey. Ondan sonra bir şekilde hocasını, Nizam Mülk'ü çağırıyor. Soruyor nedir bu diye. Verdiği cevap ne biliyor musun? Manyak bir şey. Diyor ki ben sana fikir orduları, zikir orduları, ilim orduları yetiştiriyorum diyor. Manevi orduları yetiştiriyorum diyor. Senin maddi ordularının ulaşamayacağı yerlere bu manevi ordularınla ulaşacağız diyor. Yarın tarihten silinsek bile, biz bedenen tarihten çekilsek bile manen bu manevi ordular sayesinde bizim inancımız yaşayacak diyor. Allahu Ekber. Evet. Fikir orduları, zikir orduları, ilim orduları, manevi ordular. Çok güzel bir hitam oldu yani. Tabii. Manevi ordularınız yoksa evet. Maddi ordularınız ne kadar büyük olursa olsun, manevi ordularınız ne kadar zayıfsa, maddi ordularınız ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir şey yaramaz. Ama manevi ordularınız, manevi ordularınızla kastettiğim şey işte ilim orduları, fikir orduları, zikir orduları, bu kadar. Yani fikirde, sanatta, düşüncede, ahlakta, dolayısıyla önümüzü açacak fikir adamlarının, ilim adamlarının, irfan adamlarının, insanlarının, dolayısıyla hikmet adamlarının yetiştirilmesi lazım. Evet. Hitamül misk oldu, öyle diyelim ki çok güzeldi. Şimdi aslında gündemdeki bu kadın cinayetleri veya kadınların işlediği cinayetler, bunlar da aslında şu an tam da konuşulması gereken konulardı. Ama başka bir programa kalsın, onun sözünü almış olalım. Yani. Çünkü bayağı yorduk sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Değerli izleyiciler, konuğumuz Yusuf Kaplan hocamızdı. Pergel'de Malazgirt'i, özellikle Malazgirt ruhunu konuştuk. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.